Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikli olarak mekan konusunda ancak bu kadar var. Yani bu esasında bizim için büyük bir mekan. Normal şartlarda büyük bir mekan ama böyle bir etkinlik için küçük bir mekan. Kusura bakmayın, elimizde bu kadar imkan olduğundan dolayı. Şimdi öncelikli olarak bu etkinlik neden iki imzalı, onu bir açıklığa kavuşturmak lazım. Mücahit Hoca'nın Türkiye'de olduğunu öğrendiğimizde biz hem İDE hem Emek ve Adalet Platformu ayrı ayrı arayarak hocadan bir söyleşi talebinde bulunduk. Hoca da sağ olsun hem Emek Adalet hem de İDE'yi kıramadı belki ondan. Sonra bu iki etkinliği tevhid etme kararı aldık. Hoca da uygun gördüğü için böyle bir etkinlik oldu. Bu etkinlik mekan olarak Emek Adalet'in mekanı da olabilir. En geniş mekanımız bu olduğu için ama İDE'nin ve Emek Adalet'in ortak etkinliğidir. Bunu baştan söyleyeyim. Bununla birlikte Emek Adalet platformu olarak biz platformu bu Mücahit Hoca'yı Ağustos 2013'te yaklaşık 5 yıl önce yine Amerika'dan döndüğünde ağırlamıştık. O zaman da çok bu kadar meşhur değildi. Yani kendisi hatırlar. Neden meşhur olduğumu yeni öğrendim. Ben de şaşırıyorum. Yani 20 kişi ya vardık ya yoktuk. Söyleşi de Risale-i Nur metinlerini tekrardan okumak üzerineydi. Çok faydalı bir söyleşiydi. Ben o etkinlikte vardım. Sinan Kızılkaya yapmıştı, sağ olsun. Şimdi bu etkinlikle ilgili şunu öncelikle paylaşayım, ben çok fazla uzatmayacağım. Söyleşi yaklaşık 30 dakika hoca bir sunum yapacak. Bu sunumdan sonra soru cevap şeklinde gidecek. Bu yani format böyle olacak. Orada bir ara verebiliriz. Kısa bir ara verebiliriz ya da vermeyebiliriz. Çünkü bu bilmiyorum duruma göre, atmosfere göre hareket edeceğiz. Söyleşi konusuna geleyim. Söyleşi konusu da şimdi Mücahit Hoca'nın Ot Dergisi'nde de yazdığı bir yazı vardı. Orada deistleşme üzerine, daha bu İmam Hatipler'de deist gençler çok artıyor tartışması başlamadan önce Medyascope'a verdiği bir söyleşi vardı. O söyleşiden sonra deistleşen gençler tartışması başladı çok yoğun bir şekilde. Zaten fiilen birçoğumuz çevremizde, özellikle İslam camiadan çıktık da deistleşen gençler, yani deistleşen insanlar tartışmasının içindeyiz. Sonra Mücahit Hoca bir daha Türkiye'ye geldiğinde Nisan ayında zannederim Medyascope'da bir söyleşi yapmıştı. Söyleşileri takip etmişsinizdir. Konu önemli bir konu. Hem İslamcılık alanına değiyor, hem Müslüman olmanın ya da Müslümanlığın politik sahada bir söz söyleyebilme kabiliyeti gibi birçok alana değen bir konu. Dikkat çekmesi de anlaşılır. Seçim atmosferi bitti ve sahici bir konu olduğunu düşündüğümüz için de böyle bir konuyu uygun gördük. Hocanın da onayını alarak. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Yani kitaplarını zaten biliyorsunuz. Hani o kadarını çok rahat bulabileceğiniz bilgiler olduğu için ben hani yeni bir şey söylemiş olmayacağım yani. Kendisine sözü bırakıyorum. Soru cevap kısmında da yine ben devreye girerim. En sonunda bir de kitap imzalama imkanı oldu. Tabii o da zaten kitaplar orada durduğu için. Evet. Teşekkür ederim Bedri. Emek ve Adalet Platformu'ndaki arkadaşlar ve İstanbul Düşünce Evi'nin evet, bana da gelmedi. Daha yeni başlıyorum, ısınmaya çalışıyorum. Tekrar hoş geldiniz cümleten. Şimdi şöyle yapalım, ben biraz bir girizgah yapacağım. Ondan sonra soru cevap şeklinde gitmek en sağlıklısıdır. En verimli konuşmalar genelde ihtiyaca binaen olan şeylerdir. İnsan açken yemekten lezzet alınır. O zaman sorular iyi bir sunumun bir parçası olarak düşünülmelidir. Mümkün mertebe sizi sıkmadan birkaç şey söyleyeceğim, açılış cümleleri. Muhtemelen de sıkıcı olur başlangıçtaki şeyler. Top çevirme gibidir. Ta ki siz topa girince, paslaşınca ümit ediyorum ki çok daha ilginç olacaktır. Şimdi bu deizm tartışması ilginç bir tartışma. Şu açıdan ilginç bir tartışma. Aslında doğal bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Fakat yabani ya da yabancı bir etiket altında bunu Türkiye'de tartışıyoruz. Eğer deizm yerine başka bir kavram kullanacak olsaydı, acaba hangi kavramı kullanırdık diye düşünmemizde fayda var. Ve eğer o kavramı kullanmış olsaydık çok daha rahat bu konuyu hazmedebilir olurduk diye düşünüyorum. O kavram da haniflik kavramıdır. Hanif
Dönen demektir. Dönek, dönme, yüz çeviren demek. Yanlıştan yüz çeviren, doğruya yönelen anlamına gelir. Eğer yanlıştan yüz çeviriyorsa. Bu bize bir ipucu vermeli. Günümüzde kurumsal dinden insanların uzaklaşması ve yüz çevirmesi anlamında bir kopuş, bir eleştiri, bir uzaklaşma söz konusu. Fakat bunun dine karşı bir şey olup olmadığı tartışmaya açık bir husus. Yani insanlar belki resmi bir İslam'dan geri çekiliyorlar. Fakat Allah'a gidiyorlar, Allah'tan uzaklaşmıyorlar. Bunu yok etmem lazım ama edemiyorum. Annemin telefonunu taşıyorum yanımda. Şimdi yanlıştan yüz çevirme, doğruya dönme anlamında bir itiraz ve anlam arayışı. İsmini geçici olarak böyle yapalım, başlığın gölgesinde durmak ve serinlemek açısından bir anlam arayışına tekabül ediyor. Dinden neyi anlamalıyız sorusunu sormamız lazım. Yani şu an bulunduğumuz nokta, din nedir sorusunu kendimize sormamızı gerektiren bir noktadır. Din nedir? Din bize ait olan bir şey midir? Dinden hakikati mi anlıyoruz? Kendi konforumuzu mu anlıyoruz? Kendi geleneğimizi mi anlıyoruz? Eğer dinden hakikati anlıyorsak, o zaman din bize ait bir şey olamaz veya bize özgü bir şey olamaz veya bizim sahip olduğumuza münhasır, bizim tek elimizde kalan bir şey olmamalıdır. Fakat kurumsal dine baktığımız zaman hakikatin tek ele alındığını görüyoruz ve hakikat olarak yolculuğuna başlayan dinin bir süre sonra maslahat tarafından, yani kamu güvenliği, kamu menfaati, kitlelerin ihtiyacı, pazar talepleri, siyasi iktidarın, tabi halifelerden bahsediyoruz, sultanlardan değil, baskı, tehdit ve gölgesi altında dini yaşanılır kılma konusunda yapılan manevralar söz konusu. Bütün bunlar maslahat kavramı altında ele alabileceğimiz durumlardır. Din maslahat tarafından ele geçiriliyor. Buna İslam tarihinde de bunu görebiliriz. İşte yani Emevileşme vesaire başlıklar altında bunu görebiliriz. Ama dinden maksat, dini meşru, lazım, arzulanır kılan şey nedir? Onun hakikat oluşudur. Hakikat olduğu ölçüde din inanılmaya, bağlanılmaya değer bir kurumdur. Hakikatten uzaklaştığı ölçüde o zaman yarar ölçüsünde insanlar ele alıyor demektir. O da bir enstrümana dönüşüyor demektir. Siyasi enstrümana da dönüşebilir, ticari enstrümana da dönüşebilir. Yakın zamanda zihnimi kurcalayan veya zihnime doğan bir soru vardı. Onu burada da paylaşmak isterim. Allah'tan put yapmak mümkün müdür? Diye bir soru sormak lazım. Allah'tan put yapmak mümkün müdür? Veya nasıl olabilir? Şimdi Allah ve put kavramlarını biz iki kutup gibi düşünüyoruz değil mi? İslam'ın hani varlık nedeni putları yıkmak, tek bir Allah'ı insanların dünyasına yerleştirmek ise Allah'tan puta geçiş mümkün müdür veya sürecin tersine dönmesi nasıl olabilir? Şimdi tevhidin özelliği Allah'ın hiç kimseye ait olmamasıdır. Ve bununla bağlantılı olarak hiçbir yerde olmamasıdır. Ama aynı zamanda herkese ait olması ve her yerde olmasıdır. Tevhid kavramı öyle bir şeydir ki kainattaki bütün parçaları birleştiren bir çerçeve gibi düşünebiliriz. Ve mütealdir Tanrı. Yani yere düşemez. Yerdeki hiçbir şey Tanrılık iddiasında bulunamaz. Eğer Allah Müslümanların Tanrısı ise putlaşmış demektir. Yani bizim Rabbimiz kitlesel olarak, kimliksel olarak bize ait bir Tanrı konumuna gelmişse putlaşmış demektir. Yani kendisine doğru kendimizi iyileştireceğimiz, dönüştüreceğimiz bir merci, bir odak olmaktan çıkıp elimize sallayabileceğimiz bir bayrak, onunla başkalarından kendimizi üstün kılacağımız bir zenginlik, bir
üstünlük vesilesi haline gelmişse o zaman Tanrı putlaşmış demektir, parçalanmış demektir. Şimdi deizm tartışmasına madem yazılara da atıfta bulundunuz, şöyle düşünün, yani hakikati bulmak sadece Müslümanların elinde olan bir şey midir? Olamaz değil mi? Çünkü bir sürü insan Müslüman oluyor. Hemen oradan diyoruz ki hakikati buldular, ne güzel. Aslında bize benzedikleri için seviniyoruz. Bizim haklı olduğumuzun altını çizdikleri için bizim hoşumuza geliyor. Gayrimüslimlerin, işte Batılıların Müslüman olması, Cat Stevens'in Yusuf İslam olması bizim nefsimize hoş geldiği için seviniyoruz. O kadar da hani İslam'ı buldu, hakikati buldu diye yani ona seviniriz elbette de. Öbür taraftan bak doğru yerdeymişiz duygumuza hitap ediyor. Yani menfaatimize de geliyor. Menfaatimizi eğer çıkartırsak dinden geriye ne kalıyor sorusu var. Maslahatı çıkarırsak dinden geriye ne kalıyor sorusunu sorduğumuz zaman, o zaman günümüzde kurumsal din, yani resmileşmiş din, isterseniz buna hani sünnilik diyebilirsiniz, şiilik diyebilirsiniz, diyanet diyebilirsiniz, geleneksel dini anlayış diyebilirsiniz, ismini nasıl koyarsanız koyun, kurumsallaşmış din beşeri bir üründür arkadaşlar. Allah'ın dini, Allah'ın muradı yüksekte bir yerdedir. Herkes kendi ihtiyaç, anlayış ve sınırlılığı içinde onu tabir caizse download ediyor. Kendi alemine indiriyor. Ve indirirken de kendi kapasitesi, kendi gafleti veya uyanıklığı ölçüsünde doğru anlıyor, yanlış anlıyor vesaire. Elbette ki imanımız ve inancımızdan dolayı mutlak bir doğrunun var olduğuna inanıyoruz. Ve karşımıza çıkan bütün yanlışları bu doğru değil, gerçek İslam bu değil diyerek savuşturma imkanına sahibiz. Bu fena bir şey değil. Bir de alternatif bir çizgi var, o da din bu işte, din budur diyen çizgidir. Bu da çok sakat bir anlayış. Yani bu da problemli bir anlayış ama hatten de haksız bir şey de değil, değil mi? Mesela komünizm bu değil, sosyalizm bu değil, işte real sosyalizm vesaire tartışmaları oluyor. Sovyetler Birliği numune olamaz, Küba'ya bakarak hüküm veremeyiz. İyi kardeşim doğrusu nerede diye insanlar soruyor. IŞİD mişid çıkıyor, Müslümanların işte ile IŞİD olması gerekmiyor. IŞİD vari bir faaliyetleri hukuk bulunca da bu tartışmalar oluyor. O zaman şunu anlamalıyız. Şunu anlamalıyız ki yaşanan ve elimizde olan din, beşerin dahiliyle, insanların şekillendirmesiyle ortaya çıkmış bir anlayıştır. Dine dair bir anlayıştır, dine dair bir yorumdur. Tabii ki bunu hemen teslim ederiz, zaten söyleriz. Mezhepler bahsinde bunu çok rahat söyleriz. Mezhepler farklı yorumlardır ve eşit ölçüde doğrudurlar deriz. Hatta daha büyük mezhepler için de bunu söyleriz. Sünnilik, hani Hanefi, Şafii için bunu söylemek çok kolaydır. Ve hiç kimse gocunmadan şey yapar ama diyelim ki sünnilik, şiilik konusunda bunu daha az söyleriz. Çünkü sünnilik çok büyük bir caddedir veya tarladır, onun içinde kaybolmuşuzdur. Dünyanın ufkunu kendi ufkumuzla sınırlı biliriz. Peki ya bu mezhepler için geçerli olan şey dinler için de geçerliyse ne yapacağız? Yani hakikat sadece bize münhasır bir şey değilse, başkaları da kendi şartları içinde muhatap oldukları hakikatten, kutsiyet atfettikleri kaynaklardan iyiliği öğreniyorlarsa, biz o insanları yanlış yolda ya da kafir ya da yanacak insanlar olarak mı görmeliyiz? Yoksa daha mütevazi bir şekilde onlar da hakikati arıyor, ben de arıyorum. Beni bulduğum ve inandığım bu ama onlar belki yanlış bir şeye inanıyor diye düşünmeye hakkımız var. Ama iyiliği ve doğruyu kendi tek elimizde görememeliyiz eğer hakikate inanıyorsak. Hakikat evrensel olarak her yerde olabilir. Yani Kur'an size Allah'a inanın demeseydi, Hazreti Muhammed gelip Allah'a inanın demeseydi, Allah'a inanmayacak mıydı? Yani Allah'ın varlığı bize birilerinin Allah vardır demesine bağlı mıdır, değil mi? Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı olmasaydı Müslüman olamaz mıydı? Olabilirdik değil mi? Gayri resmi Müslüman diyebiliriz, sivil. Peki imamlar, hocalar filan olmasaydı, yani din bürokrasisi diyebileceğimiz zatlar, ruhban sınıfı, şeyhler vesaireler, yani bütün aracılar ve uzmanlar ve teknisyenler, dini ilginin ve yönelimin tanzim ve kanalize
edicileri olan yöneticiler veya aracılar aradan çıksaydı, bu kainatın içinde yer alan insan bu kainatın bir yaratıcısı vardır, var mıdır sorusunu sormayacak mı? Allah'ı aramayacak mı? Şimdi bu sorular bazen garip geliyor. Diyoruz ki ama bizim kitapta böyle yazmıyor. Mesela Allah'ın ismi Allah olmasaydı inanmayacak mıydın? Ya veya biri Allah'a Allah demiyorsa mesela, yaratıcı diyorsa Türkçe diyor. Bir de biz o dili bilmiyoruz. Veya başka biri Kula diyor. Başka biri God diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Hakikat dinin üzerinde durduğu temel hakikattir. Din eğer hakikatten koparsa o din reddedilmelidir. Veya hakikatten ayrılırsa, uzaklaşırsa, ona yabancılaşırsa o zaman reddettiğin şey hakikat olmuş olmaz. O beşeri ürün, o beşeri anlayış olur. Türkiye'de bugün yaşanan kriz nasıl bir krizdir? Biz bugüne kadar mazlumiyet, mağduriyet içinde dindarlığın kendini haklı ve üstün gördüğü ve mazluma kim karışır değil mi? Mazlumun yanlışına bile insanlar pek dokunmak istemez. Sırası değildir en azından. Bu mahrumiyet ve mazlumiyetten dindarların çıkıp muktedir, güçlü ve özgür olduğu bir zamana çıktık. Ve Müslümanların iddia ettikleri İslam anlayışını pratize etme imkanını buldukları bir zamana çıktık. Bunun yol açtığı bir kriz var. Bir açıdan bu var. Öbür açıdan eskiden dinler ve kültürler de öyleydi. İnsanları bir çadır içinde iyileştirirler. Cemaatler de öyledir. Bir çadır kurarlar. Dışarıda işte fırtına esiyordur, soğuktur. Onun içinde bir sıcaklık şey yaparlar. Bazısı çorba hizmeti de verir. Bazısı kurabiye servisi de yapar. İnsanlara belli bir teselli, bir cemaat duygusu, bir evindelik, yerindelik ve güven duygusu verirler. Fakat dünyanın o çadırdan ibaret olmadığını gözünü orada açmış insanlar belki anlayamaz ama hakikati arayan insanlar mutlaka anlar, arar ve bulur ve birbirini o çadırın dışına çıkarır. Çadırın dışına çıktığın zaman çadırdan daha büyük bir gök kubbenin olduğunu anlıyoruz. Ve bu anlamda küçük ölçekte cemaatlerin yaşadığı krizin, büyük ölçekte kurumsal dinin krizi de olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani mesela belli bir liderin veya belli bir beşeri olduğunu anladığınız bir şeye insanlar nasıl bu kadar işte mukaddes bir şeymiş gibi bağlı olabiliyorlar, hareket edebiliyorlar sorusunu biz başka türlü de sormalıyız. Daha büyük ölçekte de sormak durumundayız. Dolayısıyla günümüzde başlayan bu alevlenen deizm tartışması veya kurumsal İslam'dan geri çekilme meselesi bence hakikat ile maslahat arasındaki makasın açılması ve yüzleşme şartlarının oluşması ile ilgili bir durum. Evet. Dolayısıyla deizmden ne anlıyorum sorusuna da geçmem lazım. Oradan oraya nasıl geçeyim diye bir düşüneyim dedim ama vazgeçtim. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de genel herhalde Wikipedia'nın Türkçe versiyonu açık iken insanların aldığı bir anlam var. Deniyor ki deizmde işte bir tanrıya inanç vardır fakat işte peygamberler reddedilir. Tanrı hiçbir eylemde bulunmuyor, hiçbir müdahalede bulunmuyor. Eğer Allah fikri geçerli bir fikirse, yani Allah eğer kainatın yaratıcısı olarak varsa nasıl müdahale etmesin? Yani nasıl müdahale etmeyebilsin ki? O zaman Allah olmuş olmaz. Orada bir gariplik var. Şimdi İslam geleneğine de baktığınız zaman şunu görüyoruz. Değişik yorumlar var. Kimi diyor ki Allah kayyumdur ve her atomda her an müdahale ediyor ve yaratıyor. Kimisi diyor ki nedensellik var arkadaş, o kadar da uçmayalım değil mi? Allah bazı faktörleri yaratıyor, onlar ötekine yol açıyor filan bu zincir. Ama esas sebep Allah'tır. Tasavvufu şu taraftan başlar, kimi diyor alttandır, kimi diyor üsttendir. Bu tartışmalar aslında Allah fikrine zarar vermeyen tartışmalar, yorumlardır bunlar. Yani Allah'ın varlığının bizim kainatta bir düzenliliğin olmasına engel olmak gibi bir durumu yok. Doğa yasaları dediğimiz şey veya toparlayarak söylersek fizik dediğimiz şey, yani dünya, realite, hakikat,
maddi anlamda muhatap olduğumuz hakikat bir gerçekliktir. Bunu kabul ediyoruz. İnkar edenler bile bununla amel ediyor. Değil mi? Yer çekimine itiraz eden var mı burada mesela? Etmiyoruz. Etmiyoruz. Kabul ediyoruz. Yani biz bulmasak da gocunmuyoruz. Değil mi? Başkası keşfetse bir yasayı falan. Şimdi fizik alemde bir takım bir anlamda özelliğin, bir yasallığın yani kuralların mevcudiyeti Allah'ın varlığına engel değildir. Her anını Allah yaratıyor olsa bile kainatta bir düzenlilik olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu ortaya çıkaran şeyler bilim dediğimiz şeylerdir. Yani bilimler bununla meşguldür. Yani. Şimdi bunu şu açıdan söylüyorum. Allah'ın kainattaki tasarrufunun ne şekilde olduğu konusu yoruma açık bir şeydir. Yani Allah ilk sebeptir diyen adam İslam'dan çıkmış olmaz. Hakkı var yani. Niye? Allah yarattı, işliyor diye o kadar mükemmel yarattı ki tıkır tıkır işliyor. Ve Allah baştan sona kadar hepsini tasarlayıp baştan mükemmelen yaptı. Sonra gelip aman şurası patladı tamir edeyim diye düşünmüyor. O kadar mükemmel bir yaratıcı diyebilir. Buna itiraz edemezsiniz. Edemezsiniz yani. Meşreben hoşunuza gitmez. Daha iyi bir yorum sevebilirsiniz. Yani vadedil vücutçu da olabilirsiniz. Hiçbir boşluk yok zaten. Her şey her yerde Allah var. Varlık dediği şey neredeyse yok da diyebilirsiniz. Şimdi burada benim maksadım şu. Allah inancı Allah'ın kainattaki tasarrufu noktasındaki farklı görüşlerle çelişmek zorunda değil. Yani Allah fikri. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Deizm tartışması dediğim gibi yabancı bir kavramdır ve bu şemsiye altında yapıldığı için şöyle bir sıkıntı çıkıyor. İnsanlar diyorlar ki işte bu deiste batılı düşünürler var. Bunlar demişler ki işte Allah var ama biz şeyi reddediyoruz. İşte papazları dinlemeyeceğiz. İşte müdahale etmiyor filan. Şimdi Allah'ın müdahalesini değil bu insanlar. Bir kısmı Amerikan kurucu babalarıdır. Bir kısmı aydınlanma düşünürleridir. Bu insanların yaptığı şey kilisenin Allah adına insanlara ve fiziğe, dünyaya, hakikate müdahalesini reddetmektir. Yani tahliye ettikleri şey Allah'ın kainattaki tasarrufu değil. Allah adına ve haşa Allah'mış gibi insanların hayatı üzerinde, zihni üzerinde, vicdanı üzerinde kelepçe olmuş, vesayet oluşturmuş kurumların reddi ve tasfiyesidir. Bu insanlar yanlıştan yüz çevirip doğruya yaklaşmış insanlardır. İslamlaşmışlardır. Müslümandırlar. İsminin Müslüman olarak geçmesi şart değildir. Tevhid ehlidirler. Bir şeyden yani reddettikleri kilisenin inancından daha çok Allah'a inanıyorlar ve ondan daha çok Hazreti Muhammed'e peygamberliğine inanıyorlar. Peygamberlik kurumunu bizim ehl-i sünnet ve cemaat gibi anlamaları da şart değil. Nitekim bizim ehl-i sünnet ve cemaatteki peygamberlik anlayışı sorunlu bir anlayıştı benim şahsi kanaatime göre. Çünkü bu maslahat ve şöyle söyleyeyim, müteal bir ilah olarak Allah fikri çok soyut bir fikirdir. Yani İslam çok entelektüel bir dindir, öyle diyelim. Neye göre? Somut bir tanrıya, somut bir nesneye tapanlar açısından, yani putperestler açısından da öyledir. Niçin insanlar putlara dönüyor? Niçin insanlar şeyhlere yöneliyor? Çünkü sıcaklık ve şahsiyet arıyorlar. Yakınlık ve somutluk arıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz. Tabiri caizse Allah'ı aşağı çekmişler, Hazreti İsa haline getirmişler. Müşrikler, İslam'dan önceki müşrikler Allah'ı reddetmiyorlardı. Ama daha somut taşıyabilecekleri ve onunla ticaret yapabilecekleri, onunla hava atabilecekleri putları vardı. Ve panayırlarda onunla şey yapıyorlardı, stand açıyorlardı tabiri caizse. Şimdi bu İslam ne yapmıştır? İslam'ın din olarak insanlığa katkısı nedir diye sorarsan, tevhidden başka elimizde bir şey yok. Bakınız nübüvvet kavramı bile bize münhasır değil. İslam önceki peygamberleri tanıdığı için Hazreti Muhammed'in en fazla en son peygamberdir, en büyük peygamberdir diyebiliriz. Diyemiyoruz ki tek peygamberdir. Eğer Hazreti Muhammed deseydi benden önceki her şey yanlıştır, tek doğru benim ilk kez bu din geliyor, bundan sonrası da yanlıştır deseydi o zaman tek hakikat, hakikat İslam'ın tek elinde veya Müslümanların anlayışına münhasır bir şey olabilirdi, mazur görülebilirdi böyle bir şey. Fakat İslam'ın kendi hakikat anlatısına baktığımız zaman
öncesiyle bir süreklilik, devam, itmam ve ikmal durumu var. Yani tamamlama ve kemale erdirme durumu var. Evrenselleştiriyor. Yahudilikte yaratıcı var ama Allah bir milletin tanrısıdır. Yerde değil göktedir, mütealdir. O açıdan önemlidir, bir kut değildir ama bir milletin tanrısıdır. Pazarlık yaparsın, kavga edersin, küsersin, kızarsın. Hristiyanlıkta Hazreti İsa gelip şeyi lağvediyor işte, o ruhbanı lağvediyor. Ama Hristiyanlıkta bu sefer Hazreti İsa'ya yatırımı yapıyorlar, tanrılık yatırımı. Hazreti İsa'nın yani katkısı şeyi reddetmektir yani. Allah dışındaki oluşumları ve katmanları ve blokajları yıkmaktır yani. Onun için ceza çarptırılmış, düzeni bozduğu için. Bakın, düzeni bozmak suçu işler peygamberler. Düzeni bozarlar. Çünkü düzen mütehakim ve yozlaşmıştır. İslamiyet için de aynı şey geçerlidir. Hazreti Muhammed'e yaptıkları tekliflere bakarsanız bunu görüyorsunuz yani. Diyorlar ki ya ne istiyorsun arkadaş? Sana hani şunu verelim, bunu verelim. İmkanları verelim. Şimdi dolayısıyla İslam'ın katkısı tevhiddir. Ve tevhid o zaman bir yaratıcı varlığı meselesidir. Tevhidin anlaşılması için Müslüman olmak şart değildir. İslam'ın dışında da hakikat vardır, mümkündür. Filozoflar arasında vardır. Bakın İslam geleneğine baksanız işte diyor ki Eflatun'u ilahi mesela. Nereden geliyor bu ilahi? Hani o kadar hikmetli, o kadar hakikatli bir mütefekkir idi ki bazı İslam uleması onun peygamber olabileceğini düşünüyor. Sokrat peygamber olabilirdi diyorlar, değil mi? Şimdi eğer dürüstsek bu iddialarımızda, o zaman şunu anlıyoruz. Peygamber hakikati gösteren, insanları doğruya doğru götüren kişilerdir. Ve vahiy o anlamda belki özel bir statüye sahip ise, yani o da tartışmaya açıktır biliyorsun, vahiy, ilham ayrımları. Ama o zaman ilham diye bir şey de var. Her insanın vicdanı da var. Allah her insana akıl ve vicdan vermiştir ve hakikati aramak için her insanda malzeme vardır. Yani altyapı vardır. Her insan hakikati arıyor. Zaten hakikati aramasak İslam'a inanmamamız lazım. Niye inanıyoruz ki? Hoşumuza gidiyor diye inanıyorsak, konfor için inanıyoruz demektir. Bu saygıdeğer bir şeydir ama hakikat olamaz. Yani hoşumuza gittiği için, bizi büyük ve üstün kıldığı için eğer bir İslam'a inanıyorsak, böyle bir İslam hak din olamaz. Hakikattir, onun için hoşumuza gidiyor demek zorundayız ve deriz. Eğer bunu demiyorsak o zaman şunu yapıyoruz. Ya ben bugün bir sohbete gideyim, hoşuma gidiyor, işte orada güzel bir sohbet oluyor, çay da içiliyor, çorba da içiliyor. Güzel bir faaliyet. Veya terapiste gittin, derdini anlattın, rahatladın. Bundan bir farkı kalmamış oluyor. Kurumsal din büyük ölçüde böyle bir terapi vazifesi de görüyor ama bunu yaparken de iktidarların ve politik gücün çizdiği sınırlar içerisinde ancak bunu yapmaya çalışıyor. Onun için derdi hakikat olan dinden bu konfor ve kabuk ve sıcaklık veya çadırı değil de bu kainatın yaratıcısı kimdir, ben niye varım, etraftan bu gördüğüm kainatın anlamı nedir vesaire gibi soruları soran insanların varacağı nokta hakikat çizgisidir. O çizgi de bazen bu kurumsal şeyle çelişir, çatışır. Mazeretlerimiz vardı eskiden, bu çatışma ve çelişmeyi göremiyorduk. Görme imkanımız yoktu saldırı altında olduğumuz için. Ama günümüzde artık bu mazeret de kalktığı için bir yüzleşme durumu hasıl oldu. Tabii ki konforunu buna bina etmiş olan büyükler bu sorgulamayı yapmaz. Zaten şimdi ne güzel cennete gidiyorduk, bu kadar ibadet yaptık, işte yatırım yaptık, ne yaptılarsa artık bilmiyoruz. Ama diyen bir kişi çıkıp şimdi ya boşa mı şey yaptık demez. Ama genç insanlar her zaman devrimcidir ve kendi ebeveynlerine, büyüklerinin rağmına olarak hakikati ararlar, sorgularlar. Bu fıtri bir şeydir. Hani ergenlerin isyana itirazında da bir şeylik vardır. Çünkü şahsiyet kazanmak için bu gereklidir. Yani bir ayrışabilir olduktan sonra tekrar geri gelme durumu. Allah her bir insanı kendi olsun diye yaratmıştır. Yani hiçbir insan fazla değil yani, lüzumsuz değildir. O zaman her bir insanın kendi hakikatini bulması gerekir. Toplumun bize faydası nedir? Bize genel geçer, genelleştirilmiş iyiliklerden, işte doğruluklardan bize ders verir ve sosyalize eder. Ama bizi belirlememelidir toplum. Hiçbir zaman.
Yani insan odur ki kendi toplumundan ayrı düşünebilendir yani. İnfirat edebilen, hatta inhiraf edebilen insan soylu bir insandır. Ama hiç sesini çıkarmazsan, toplumun akıntısı içinde sürükleniyorsan o da iyidir, rahatsındır. Rahatsındır yani. Onun için hakikat rahatsızlığa yol açar. Tenkide itirazlara yol açar. Ama eğer samimiysen, dürüstsen, peki neye dayanacağız değil mi? Çadırın dışına çıktın, şimdi hava soğuk, yol da belli değil, ne yapacaksın değil mi? Hemen geri çadırın içine koşalım, rahat, orada şey de var, çorba da var. Güzel. Peki neye dayanarak dışarıda hareket edeceksin? Işıklar da yok. Şuna dayanarak, eğer samimiysen, gittiğin yol doğrudur, eğer samimiysen. Yani hakikati arayan insanın dayanacağı en temel şey samimiyettir ve hakperestliktir. Eğer hareket noktası oysa, yapacağı, atacağı yanlış adım bile, doğruya doğru atacağı yanlış adım bile doğru bir adımdır. İslami gelenekte içtihat için denir ki, doğru olsa 2 puan aldın, yanlış olsa 1 puan aldın. Buna benzer bir durumdan söz edebiliriz. Sen istediğin zaman kaç dakika oldu? Direksiyon sizde oldu. Ben de sağda tek başıma topu çevirip duruyorum. Sınırımızı bitirdikten sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Evet. Yani siz hani elde... Geçelim. Bence soru cevaba geçelim. Yani soru sormak isteyenler öyle daha ilginç ve güzel oluyor. Ne dersiniz? Olur değil mi? Olur. Önce beyefendi kaldırdı. Bayağı konuşmak istiyorum. Çünkü ses kalmış olabilir. Allah'ın ulaşması Allah'ın ulaşması. Bence bu yanlış tutması. Allah'ın kutlaşması değil de Allah'ın kutlaşılması desek tabii diyorum sizin de kastetim. Herhalde onu demek istedim. Evet. O zaman daha doğru bir anlıyorum evet. Ki bu zaten önden beri bildiğimiz var olan bir şey. Allah'ın kutlaştırılması işte ta Yahudi ve Hristiyanların rahiplerini ve hamları Rablar edilmesi ile de alakalı. Veya peygamberlerini Rab edinmeleri de. Yani bize daha yakın düşer. Rab edinmeleri vesaire. Ama esas din adamları Rab edinmeleri bir, İslam'da da yine olabilen Allah'la kandırma, Kur'an'da geçen haliyle bütün bunlar aslında Allah'ın kutlaştırılması şeklinde ifade edilebilecek şeyler. Bu birincisi. İkincisi, hakikati İslam'dan başka yerlerde olabileceği teziniz. Bu Allah'ın kitabında bize öğrettiğiyle tamamen ters. Şöyle, Allah kitabında sürekli sırat-ı müstakimin kendi vahyiyle öğrettiğine sarılmak olduğunu söyler. Ve insanlar ona davetli. Geçmiş dinlerin bu gerçeği bu şekilde bozmaları, yozlaştırmaları sonucunda yoldan çıkmış olmalarından dolayı son peygamberin gönderilmiş olması ve bir daha peygamber gönderilmeyecek olması sırat-ı müstakimin Kur'an'ın değiştirilemezliğiyle ila nihaya çözüme kavuşturulduğu Kur'an'da çok net bir şekilde söylenir. Artı Kur'an aslında semavi dinler ama bunun soğan ve temiz bir şekilde ayakta kalan haliyle Kur'an İlk insandan son insana kadar ve yeryüzündeki bütün coğrafyaları kuşatacak şekilde bütünlükte ve mantıklılıkta sırat-ı müstakimin yolunu net bir şekilde insanın içsel ve dışsal bütün neşetleriyle bunu net bir şekilde önce koymaktadır. Hatta öldükten sonrasını da çok tamam. Hocam soruya ilerleyelim. Yani bitti de şöyle yani arada bir şey söyleyeyim. Ben cevap vermek istedim. Arada bir şey söyleyeyim yani soruyu mümkünse soru sorun yani oradan soruları biraz yorum da olsa çok kısa olsun yani. Onu kim itiraz edebilir ki Kur'an'ın söylediğine değil mi? Efendim? Kim itiraz edebilir ki? Hocam sizde... evet şöyle yani sadece bir soruyla bence bu önüne cevap verin. Biz İslam'a mı inanıyoruz Allah'a mı inanıyoruz? Cevabını bana soruyorsanız cevabını... Size sormuyorum, yok. Ben, evet. Yani devam edebiliriz. Arkada bir arkadaş, en arkadaş siz. Hocam hoş geldiniz. Biraz yüksek sesle sorarsanız bu tarafa. Siyasi bir soru sormak istiyorum. Daha çok deizmle alakalı değil ama bağlı bir bağlamaya çalışıyorum. Onu bağlayabilirim. Şimdi biliyorsunuz deizm sistemi işte
dinle alakalı Ömer Ortaylı'nın bir yaklaşım olduğu bir fikir var. Çok, üç öter gibi. Yani bu sistemin çok sağlıklı olmadığını ve günün birinde mutlaka çökeceğini yapan bir yani çok yerde söyledi. Ve siz de yurt dışındasınız, işte şehirleri geziyorsunuz. İnsanların yüz ifadelerini az çok böyle temaşa edemiyorsunuz, gözlemleme imkanına sahipsiniz. İnsanlar ve hükümet arasında, sistem arasında bir kopukluk olduğu, bir şeylerin yanlış ve ters gittiği çok malumunuz. Siz bu sistemin İlber Ortaylı gibi çökeceğini düşünüyor musunuz? Bir. İkincisi, hani yönetim anlamında söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi, tekrar eski sistemi. İkincisi, bir sorunlar var. Sistemi çökertmek istiyorsun yani bana. İlber Ortaylı gibi sallayamam. Adam iyi sallıyor. Yani fani olan her şey yıkılır. Ama ne zaman yıkılır kimse bilemez. Şimdi yorum yapan insanlar, şey yapanlar hep bir arka planda bir şeyi bilirler işte. Böyle bir plan var, koptur bir şeyler. Onun üzerinde insanların geleceğe dair, gelecek bize her zaman karanlıktır. Geleceğe dair beklenti ve endişe ve sorularını bir tür istismarıdır bu. Ben ona tenezzül etmem, onu söyleyeyim. Yani yeni rejim, Türkiye'deki yeni rejim ilginç bir deney olacak, göreceğiz. İnşallah insanlar zarar görmez bu yeni rejimde. Bu kadarını söyleyebilirim. Nasıl olur, ne olur ben onu bilemem. Diğer soru da o Bediüzzaman onu Müslümanlar hakkında söylüyor, Türkler hakkında söylemiyor. Ama tabii bu... Yani bu karışıklığın doğmasının arkasında yapısal bir sebep vardı. Türklük, Müslümanlığın Türklüğün neredeyse tek elinde ve onunla özdeşleştirilmiş, ona münasip bir şey olarak algılanmasından kaynaklanıyor. Hayır, Türkler değil. Müslümanlar için. Evet. Yani şundan, yani Bediüzzaman şunu inanıyor. İslamiyet hak dindir. Hakkı bırakırsan yanlışta durursun. Yani doğru şıkkı terk eden biri yanlışta durur. Hatta yanlışı bile seçmez. Yanlışı niye seçeceksin madem doğruyu bıraktın? Değil mi? Yanlışı seçen doğruyu arıyor olabilir ama doğruyu terk eden yanlışta da karar kılmaz gibi. Anarşist. Yani bir yorumdur. Anarşist olur diyor. Şey yapar. Anarşizm ne olduğunu da tam bilmiyoruz da onu da şey yapalım. Diğer soru sistem orayı geçelim. Şunu söylüyorum yani hocam karşılıklı diyalog olmayacak. Evet biraz az paket yani, olursa ben de daha rahat cevap verebilirim. Hani Müslümanlar arasında bir Türk evet. Yani Türkiye bir yani İslamcı, sağcı, mukaddesatçı ittifakı özdeşleşmesi yani bu aslında Türkiye'de dindarlar yeni ulus inşa ettiler. Yeniden uluslaşıyoruz. Bayrak sallamalar, yeni rejim inşa etmeler, belki yeni milli marş çıkacaktı size uyarayım şimdi. Ben de İlber Ortaylı'dan cesaret alarak söyleyeyim. Bunlar doğal ulus inşa şeyleridir. Sonradan bunlar hep utanılacak şeyler. Denecek anımızı kaldıralım, işte şeyimizi kaldıralım. Ama şimdilik böyle o Kemalist nineleri, teyzeleri hatırlarsanız 23. sanatlarda nasıl heyecanla şey yapıyorlardı. Ona benzer bir çocuksu ve aynı zamanda talancı bir andan ve şeyden geçiyoruz. Kitleler hakikat konusunda ölçü olamazlar, yol gösterici olamazlar. Eğer hakikati arıyorsan kalabalıkların işte şeyine bakmazsınız yani. Onlara tabi olmamak lazım. Tabi olmayalım. O kadar diyebilirim. Bir hanımefendi buyurun. Önceliği kadınlara vereceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Önce hanımefendi sonra size vereceğim. Evet hanımefendi. Bir saniye var. Denizli'ye hanımefendiyle hanımefendiyle yani böyle bir parlayı hanımefendiyle soruyorsanız da ben bölgede kalan aslında ateizm yönelme
sesini de uyarsan biraz yani yüksek sesle. Bu meselede daha çok eğitimler üzerinden, yani eğitim üzerinden, okullar ve öğrenciler üzerinden dinleme gelen bir meseleydi. Ama oradaki tartışma aslında benzinleşme değildi gibi görünüyor şu an. Nasıl meselesi bence çocuklara, bunu örneklenen bir hocamız da vardı. Ateizm tartışması, yani Tanrı var mıdır, yok mudur? Bir de biraz önce arkadaşım işte, Perkem'in yani nasıl diyeyim, biz doğruluğunda kesinlikle inandığımız bir şey diyoruz. Ama bizim çocuklarımız şunu tartışıyor. Neye dayanarak bunu söylüyoruz bize? Belki üçüncü boyut olarak şunu da söylemek lazım. Hayat tarzıyla, siz biraz önce söylediniz yani çadırımızdan çıktık. Hayat tarzı çatışması var. Yani çocuklar başka bir dünyada yaşıyorlar. Çok çok başka bir dünyada yaşıyorlar. Bir geleneksel dünyada değil de onları ölçüştüremiyorlar artık. Evet. Biz de kendi gelişimimizi ölçüştüremiyoruz. Ben de bir yaşım. Doğru yapıyorlar çocuklar. Doğru yapıyorlar. Kendi dünyalarını inşa yani, ediyorlar. Ben buradaki cevabınızın ne olduğunu, bize ne önerdiğinizi merak ediyorum. Evet. Bir de başka, yani başka dünyalara da açıklayın insansınız. Çünkü asıl meselemiz bizim aslında. Bir Kur'an'ın içinden cevap veriyoruz. Evet. Bir evet. Sistemin içerisinde cevap veriyoruz. Yani o çocuklar tamamen kendi dünyaları içerisinde kalıyorlar. Çünkü evet, çünkü Kur'an'ın insanları ikna edebilmesi için hakikate ihtiyacı var. Hayattan onay alması gerekir. Bu dünyaya, bu hayata dokunması, anlam katması veya anlam oradan anlam kazanması gerekir. Bir rivayet olarak Kur'an böyle söylüyor, inanmak zorundasın deseniz, çocuk niye inansın? Bir insan inanmaz arkadaşlar, inanmamalı da. Hakikat ise inanır. Yani Kur'an emretti diye mi biz Kur'an'a inanıyoruz, yoksa hak olduğunu zımni olarak kabul ettiğimiz için o tavsiyelerine inanıyoruz. Bu çocuklar eğer ateist oluyorlarsa bu da sağlıklı bir gelişmedir. Sonra hakikate tazelenmiş bir şekilde geri geleceklerdir. Kendi yollarını çiziyorlar. Kendi oluyorlar. Ve eskiden dediğim gibi bir sıkışmışlık, mazlumiyet, mağduriyetten dolayı herkes geleneğe ve inançlarına sarılmış bir şekilde önümüzde şey vardı, işte bir zulüm var, İslam alemi saldırı altındadır, işte iman tehlikededir. Yani bunun değişik versiyonları vardır. Bunun getirdiği bir korumacılık içinde sorgulama yaşanmıyordu. Bir yerde sorgulama yoksa insan yoktur. İnsan yoktur. Tabii ki yürek aralayıcı gelebilir, zor gelebilir. Çocuğum cehenneme mi gidecek sorusu gündeme geliyor. Ama bu, yani insan iradesini kullanan varlıktır. İradenin kullanım imkanı doğmamışsa bizim insaniyetimiz tahakkuk etmemiş demektir. Bu açıdan ateizmin insanlar için bir seçenek haline gelmesi İslam açısından iyi olan, doğru olandır bana sorarsanız. O zaman İslam hakiki bir şekilde, sağlıklı bir şekilde seçilir. Eğer yalandan seçilmişse, geleneksel ezberden dolayı yapılıyorsa onun da çok bir kıymet harbiyesi olduğunu düşünmüyorum. Niye insanlara yük bindirelim Allah aşkına? Niçin başkalarına yük bindirelim? Mesela bir kişi cennete gitmek istemiyorsa niçin onu zorla götürelim? Yani kaldı ki yani cennete götürüyor muyuz, o da tartışılır. Yani şimdi burada şunu demek istiyorum. Yani din hayatın üstüne gelir. İnsan içindir. Onun için hayat ve insaniyetin muhafazası, sağlıklı olması, özgür olması dinin sağlığı açısından da lazımdır. Ve iradi bir şey olmak zorundadır din. Tabii ki anne baba ve devletler ve cemaatler insanları çocuk olarak gördükleri için ellerinden tutmak, yoldan sapmasınlar diye düşünürler, düşünmeliler filan. Ama şunu da bilirsiniz, sizin çocuğunuz sizi dinlememeye başladığında, kendi kararlarını vermeye başladığında artık büyüdü. İlk yarakta filan dersiniz. Yani bir taraftan da artık kendi ayakları üzerinde durabilir diye bir açıdan da sevinirsiniz. O sevinçten biraz ben size haber vermek istiyorum. Yani bu ateizm seçeneğinin insanlar için mümkün hale gelmesi o insanların hür hale geldiğinin bir delili olarak görüyorum. Eğer İslamiyet hakikatse zamanla o insanlara kendini kabul ettirecektir. Eğer değilse zaten onu seçmemiş olmaları isabetlidir. Diyebiliriz. Şeyde buyurun size. Yani biraz yüksek şey yaparsak. İlk başta kendimiz neydi? Hakikatin evrenselliği bir anlık olarak zaten bence hani şüphe yok. Türkiye'de yaşayan Müslüman görmeden de imanlı çok insan diyor. Adının Müslüman olması da gerekiyor. Burada ben şunda yani Kur'an'la ilgili tabii ki var. Ama hani mütevazi olmak, yargılayıcı biz değil, ben değilim, bana ne, yani Allah'la arasında gerçekten bunu birbirini bulduysa beni ilgilendirmiyor diye düşünüyorum, adını önemsemiyorum bu konuda. Yani şu anda
mesela hani orası ayrı bir yer. İkinci, şu anda geldiğimiz nokta şöyle bir şey var. Kurumsallaşmış dinler, kurumsallaşmış İslam, Hanefi'ye geldiniz ya. Yani bunun şu anda çok benim için de kötü bir örnek. Kötü bir örnek olması, yani şu anda böyle bizim devir dindarlarında şöyle bir oluşturuyor. Dine karşı mesafe. Yani ikisini de o zaman yani mesela işte pratik şekillerinde, şekil uygulamalarında bu. Bunu sorgulamayı getirmedi mi ya da bu da bize şeye getiriyor mu? Yani hani ben kendimde ona şuna geldim. Ben kurumsallaşmış İslam'la mı birlikte Müslüman olmuştum yoksa zaten sadece hakikat ve Allah'la bağım var mıydı? Mesela işte örtü, bizim açılanlar oldu arkadaşlar. Kendi aramızda konuşmalardan söylüyorum size. Yani o zaman da şuna geldim. Yani gerçekten neye iman etmiştim? Yani illa pratikte olması gerekiyor. Yani sizin mesela birkaç videonuz izlediğimde yani buna itiraz ederken hani olurken bir yandan bağlandığımız Kur'an'ın pratiklerinden de uzaklaşmak gerekiyor mu gerekmiyor mu çok konuşmalarda anlayamadım açıkçası. Evet. Zor soru. Ya bu biraz şimdi şey oldu. Yani bizim kendi aramızda da bir parça evet. Evet. Aslında öteden beri din anlayışımız yani kurumsal dediğimiz din anlayışı yenileniyordu sürekli. Çok farkında olmuyorduk. Çünkü kuşaklar arası bir değişim şeklinde yaşanıyordu ve ulema mabeyninde bu kararlar alınıyordu. Yani din nasıl inşa ediliyor? Sonra aşağı doğru zerk ediliyordu. İnsanlar tabi oluyordu. Yani bugün akli olarak Allah'ın varlığını ispat etme çabası eskiden yoktu. Günümüzde var. Biz bunu ama normal İslami bir şey olarak görüyoruz. Diyanete sorun şey yaparlar. Hani bir tasavvuf ehline bile sorsanız elbette ki hani akıl sınırlıdır vesaire derler ama hani aklen de şey yaparlar. Şimdi yeni olan durum benim şahsi kanaatim ve bu bizi aydınlanma tartışmasına da götürüyor. Artık eğitim ve hayatla temas tek tek her insanı din nedir, hakikat nedir sorusunu sorma noktasına getirdi. Yani bizim geleneksel olarak gelen pratikler ve inançlarımızın şimdi yeniden inşa edilmez lüzumu hasıl oldu. Yani mecbur idik eskiden veya gelenek bir tür mecburiyettir. Yani sınırlarını görmediğin için içinde olduğun bir şey ilk kez senin için nesne haline geliyor. Bunu İslamcılığın geleneksel dindarlığa eleştirisinden de görebilirsiniz. İslamcılık için İslam sınırları o görünür bir şey oluyor ve kimlikleşiyor. Dolayısıyla şu an yaşanan şey dinin insanlar için tercihleşmesidir yani bir anlamda. Tercih haline geldiği için bu tür sorgulamalar ve hareketlenmelerin olması da doğaldır. Olması gerekendir. Peki bunun şeye yansıması nasıl olacak? Yani alıştığımız fıkıh var, şeriat var, bunlara yansıması. Bunlar da yeniden inşa edilecek. Biz belki farkına varmayacağız. Belki insanlar bu yeni durumu entegre edecekler kendi anlayışlarına ve benim gibi adamlar yapmayacak bunu ama saygın ulemadan insanlar yavaş yavaş bunu da hesaba katarak işte çocuklarımız ateist oluyor o zaman biz şöyle yapalım böyle yapalım diyecekler. Dikkat ederseniz camilere çocukları aldılar, kedileri soktular. Bakın insani şeyden insanileştirmeye çalışıyorlar yani. Efendim? Evet. Kadınlara ilk kez hürmet başlayacak, camilerde yer açılacak. Bunları bunun bir parçası olarak da düşünebiliriz. Sizin yaklaşımınız daha çok. Yani böyle bir sosyal bir şey yaşıyoruz zaten. Evet. Biz kendimizi de sorguluyoruz böyle bir şey. Yani benim için mesela şey, şahsi olarak. Yani yaptığım ibadetler ne kadar toplumla bağlantılıydı ya da direkt Allah'la ne kadar bağlantılıydı. Ben bunu çözebiliyorum artık çok daha. Ama hani yani sizin şeyinizden bir olanla çok çıkarım yapamadınız. Sizin şahsi şeyiniz. Evet. Ben kendi dinimin müştehidi olarak görüyorum kendimi. Evet. Onun için etrafa teşrih etme taraftarım değilim. Yani o yüzden çok şey söylemek istemem. Ama şunu diyebilirim. Yani insan Allah'ın kölesi değil muhatabı olursa kulluğu daha iyi anlarız. Yani kulluğu kölelik olarak anladığımız için Allah'la ilişkimizi ibadete indirgemişiz ve bu da çok elverişli bir şey olduğu için camilere kapatılmışız ve orada böylece siyasi iktidarlar için de çok ideal bir insan malzemesi olmuştur. Politik olarak yönlendirilebilir. Cennete gitmek için sürekli mil biriktiren, kredi biriktiren insan malzemesi olmuştur. Cami tabir caizse mal deposu olmuştur. Gerektiğinde minareler mızrak yapılıp veya bayrak yapılıp veya araç sallaştırılabiliniyor. Camiye muhtaç mıyız? Sorulması gereken bir sorudur. Yani İslam'da cami diye bir şey var mı kardeşim? Her yer Allah'ın mülkü müdür değil midir gibi sorular var. İbadetin formuna baktığımız zaman
tarihselleştirebiliyoruz bugün için. Namazın şekillenişini, abdestin kaynaklarını, işte minarenin Zerdüştlük'ten geldiğini, kubbenin Ayasofya'dan geldiğini, Hristiyanlıktan geldiğini, bizim ruhbanlığın yani o uzlet yapanlar, işte mağaraya çekilip şey yapanların aslında Hristiyan ruhbanlarını taklit ettiğini vesaire, yani Hz. Muhammed zamanında böyle bir ne derin düşünmenin ne de acı çekmenin, çilekeşliğin olmadığını biliyoruz. Ama İslam bu şekli almış. Şimdi bu kötüdür, yanlıştır da derim. Demek ki eğer insansa biz de kendimiz için, benim şöyle bir başlığım var, onu size hediye ederek söyleyeyim o zaman. İslam'ı kendine getir. İki anlamı vardır bunun. İslam'ı kendine getir. Yani şunu varsayabilirsin. Hakiki bir İslam var, onu aslında icra edeceğiz ve doğru İslam'ı yaşayacağız. Tamam, öyle inanıyorum. Veya İslam'ı kendine getir, kendi dünyana getir. İçtihadını yaparak sana ait hakikat anlamında, yani sana değen, senin varlık, sorun, vicdan ve aklına hitap eden bir noktaya getir anlamı da var. Siz eğer araya kadın arkadaş varsa kadın arkadaşınız. Sonra siz sorularınız burada var. Tamam, buyurun size. Ya yani önce beyefendi size vereyim. Sonra siz şey yapın. Ben bayağı da oturdum ama çok kısa bir soruya geçireceğim. Sorum gayet teorik çerçeveyi geliştirmek. Yoğun bir metafizik sorun geldi bana. Sizin sosyolojik kimliğidir diyor. Yani geçirdiğimiz evrenin mesela hiçbir real, ampirik ya da ulusal çıkmış tarafı yok. Yani modernleşmeyle beraber, özellikle AK Parti ile beraber İslam'ın kamusal alana inmesi ve özel alanda kamusal alana geçiş sürecinin hiçbir sıkıntıları olmadı. Ve deizleşme ya da seçme adına ya da agnostik benim başka bir şeydi. Yani bunun hiçbir fiziki dünyayla bir tecrübesi olmuyor. Ve hakikat diyorsunuz. Hakikat dediğiniz çerçeve çok relativist bir çerçeve yapıyor. Bana göre hakikatin daha bir evrensel bir taraf olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kurumsal din işaretleri yoksa dini anarşi ve başıboşluk ortaya çıkacak yani. Kurumsal dinin çok da böyle çöpe atacak bir durum söz konusu olmamalı bence. Yani, ama genel çerçeveniz merak edin. Sizin gözünüzden ampirik olumsal olarak bizim yollarlaşma tecrübemizin hiçbir şey boyutu yok. İlişkisi mi? Yok. Şöyle yani kurumsal din ihtiyaçtır. Yani din kabuk bağlar. Yani hakikat beşeri şartlar içinde şekillenir. Bu bir ihtiyaçtır. Ama o kabuk, bakınız kabuk korur. Çadır misalini verdik. Daha çok şey alıyor diye herhalde. Korur ama bir süre sonra çatlaması lazım. Bir şeyin yeşermesi, büyümesi için o kabuğun aşılması gerekiyor. Kurumsal dinin böyle bir özelliği var. Ha, aslında sürekli değişiyor, çatlıyor, yenileniyor, yamalanıyor. Onun için yamalı bohça gibi bir yamalı çadır haline almıştır. Fetvalarla, ondan sonra içtihatlarla. Ama insanlar hep böyleydi sanırlar. Eskilerin şey işte mukaddes mübarek şuradan geliyor, buradan geliyor diye düşünüyorlar. Modernleşmeyle irtibatına gelince aslında Türkiye'de işte modernlikle temasın değişik toplumsal tabanlar açısından zamanlaması farklı olmuştur. Yani eski elitler Kemalizm döneminde modernleşmeyle temas ettiler. Biraz talihsiz bir zamanda ettiler. Onlar modernizmin yani batıyı mutlaklaştıran ve ezbere dayalı bir anlayışı şey yaptılar, yaşadılar. Geleneğe ilişkin eleştirilerinde tamamen haksız değillerdi. Allah'tan bizi cübbelilere, şunlara bunlara bırakmamışlar. Belki oradan sevap kazanmış bile olabilir Kemalistler. Ama öbür taraftan müstebidane bir despot şey yaptılar. İkinci bir modernleşme momenti, bu da işte dindarların, Anadolu'nun köylü, gariban, mazlum, mağdur, işte mübarek vatandaşı. O da şehre girdi. Şehre gelince bir süre sonra baktı ki sayı çokluğundan talan yapabilir. Yani ortalığı belbele verip şey yapabiliriz. 6-7 Eylül olayları mıydı? Ona benzer 6-7 Eylül müydü? Gayrimüslimlere yönelik İstiklal Caddesi'nde. Bunun Türkiye'de kentlilik ve medeniliğe karşı dindarlığın bir talanı olarak görebiliriz. Şu an yaşadığımız olay budur. Yani liyakatın yok edilmesi, üniversitelerin ateşe verilip yok edilmesi, içinin boşaltılması. Aslında kırsal dindarlığın şehre gelip şehri talan etmesidir. Ha, bir süre sonra alışacak o medeniyeti, sonra kendi geliştirecek, şey yapacak. Bu modernleşme kendi şeyini getiriyor. Talanı yapan babalar şeyler memnun, anneler babalar işte makam buluyorlar. Ama çocuklar zaruretten çıktıkları için, yani geçimleri sağlanıyor, kendilerine bakılıyor. Ve kendi dünyalarını kurmak zorunda oldukları için
bu vicdana ters şeyi ile yüzleşiyorlar. Mesela zenginlerin çocukları solcu olurdu diye hep eleştirirdik. Doğrudur. Niçin? Yani anne babalar kapitalist, kendileri şey diyor, sınıfsal olarak bu doğru değil, değil mi? Yoksullardan solcu çıkması lazım. O kişiler şeyi görüyorlar, anne babaların çıkarı var ama kendileri buna itiraz edebiliyor. Vicdanıyla amel ettiği için. Ona benzer bir kırılma ve şeyden bahsedebiliriz. Bir diğer husus da şudur. Bizde modernlik eleştirisi, yani özellikle İslamcılığa denk gelen, İslamcı entelektüellerin bu malzemeyi öğütüp zehirlendikleri bir dönem vardır. Bu Batı'nın kendi iç eleştirisi ve öz eleştirisi olan postmodernizm. Yani o modernizmdeki müstebitlik ve despotluğun kırılarak daha farklılığa saygılı, inanca saygılı vesaire bir anlayış doğuran bir açılım idi postmodernizm. Bu bizim kendini dışlanmış ve ezilen hisseden İslami kültür içindeki düşünceye bir ilaç gibi gelmiştir. Tam denk gelmiştir. Onunla Batı'ya küfür etmek imkanı bulunmuştur. Ve İslam'ın otantik, özgün ve orijinal ve üstün olduğu zannı muhafaza edilmiştir. Köpürtülmüştür. Büyük bir balon olmuştur. Ve o balonun gazı bugün bütün Türkiye'ye salınmıştır. Yani onu diyebiliriz. Yani günümüz, bugün duyduğumuz ümmet, medeniyet, bunların hepsi boştur. Bunu söyleyeyim. Tam İlber Ortaylı misali oldu bu kısımlar ama hakikattir. Şimdi şöyle yapacağız. Bir beyefendi var. Hanımefendinin sorusunu alacağız. Sonra bir ara verelim diyoruz. Evet, o yani bir o 20 dakika ara verelim çünkü biraz yoğun oldu yani. Ondan sonra devam ederiz. Önce buyurun. Hocam, yani deizmin deesine değinmeden deizm sohbeti oldu. Çok ilginç oldu o anlamda da. Değinelim. Şöyle bir cümle kullandınız. İşte gençler Allah'a inanıyorlar da Allah'ın kainata karşısına inanmıyorlar. Böyle Allah mı olur? Tam da onu diyorlar işte. Yani Allah'a inanmıyorlar, İslam'a inanmıyorlar. Yani Tanrı'ya inanıyorlar, oynatmaya Tanrı evrene karışmıyor. Deizm bu aslında. Biraz bana şey geldi. Yani sizin anlattıklarınız sanki kendi hülyanızmış gibi. Yani bir tür selefiliği hülya diyorsunuz siz. Hani bir dediğiniz bir şey. Onu anlatıyorsunuz gibi geldik. Gerçekte karşı ne kadar var? İnanın ben bilmiyorum. Hani Ali'siz Alevilik de bir söylem vardı bir aralar. Siz de maşallah hocam bir peygamberde deizm ortaya çıkarmışsınız. Burada bir saat dedik siz yani. Teşekkür ederim. Peygamber şey kısmını kaçırdım. Peygamberli deizm. Peygamberli deizm. Kötü mü? İslam peygamberli deizm. Burada böyle deizm yok. Evet. İyi olmayabilir. Yani o inanmayan Müslüman gibi bir şey olabilir mi hocam bu? Yok yani, işte Müslüman'da ne anladığımıza bağlı olarak bu... Muhammed inanmayan Müslüman olabilir diyorsun. Bu, hocam, diyorum, şey diyor, evet, teşekkür ederim sorunuz için. Yani buradan ne anladığımız konusunda farklı görüşler olabilir. Ben onu zaten baştan söylüyorum. Benim anladığım haliyle yani deizm diyebildiğimiz mesele Batı'da yaşanılan şekliyle ve günümüzde yapısal olarak yani sebepleriyle birlikte düşündüğüm anlamda hani neler oluyor sorusuna cevaben bir yönelim, bir adres olarak ortaya çıkmasının sebepleri çerçevesinde benim anladığım deizm İslam'daki hanifliktir ve İslam'ın kabuk bağlanmamış halidir. Peygamber ne söylemiştir kardeşim? Peygamber tevhid dersi vermiştir. Peygamber farklı bir şey söylememiştir. Allah'a yöneltmiştir. Yani İslam'ın dört temel şeyi vardır. Kur'an'da dört temel mesele vardır. Bunlar tevhid, haşir, yani Allah birdir veya hiç kimse Tanrı değildir, sadece Allah vardır, her şeyin üstündedir. Haşir vardır, yani insan özgürdür ve sorumludur. Hesap var. Nübüvvet var, peygamberler var. Sadece Hazreti Muhammed değil, hakkı söyleyen, doğruyu anlatan insanlar var. Ondan sonra adalet. Bu dört temel şeydir. Yoksa anekdotlarla doludur Kur'an. Nasihattır. Hayra, iyiye doğru nasihattır. Onun için Ehl-i Sünnet ve Cemaat Kur'an'a dayanarak bir İslam'ın çok da yaşanamayacağını bildiği için, yani çünkü ilkeseldir Kur'an'daki şeyler, size tek tek şeyler anlatmaz, namaz kılacağını anlatmaz. Ne yapmıştır? Kur'an'ı emekliye ayırmıştır. Hadis üzerinden aslında yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te biz Kur'an'a değil hadise inanıyoruz yani. Hadise göre bir İslam yaşıyoruz. Orada da manipülasyon imkanı olur. Çünkü lazım olan şeyler ön plana çıkarılır. Diğer şeyler mevzu olur. İşte ravisi az olur. Yeni şeyler eklenir. Çünkü hayat değiştiği için hadis külliyatına amele şişiyor ve kabarıyor.
doğaldır bu. Çünkü ihtiyaca cevap veriyor. Yani sünnilik, sünni ulema çok zekidir sanıldığı gibi şey değil. Yani o Caner Taslaman'la sifil tartışmasında daha kurnaz olan aslında sifildir ama hani bilmeyebilir neden öyle olduğunu ama sünnilik bu işi biliyor. Yani millete Kur'an'ı versen nasıl dini yaşayacaklar? Yaşayamazlar. Onun için hadisi veriyor. Onun için somut olan peygamberi taklit ediyor. Bir nevi tarikattır aslında. Hazreti Muhammed'in gerçeğini değil ama imajını, bütün mükemmelliklerin kesiştiği imajdır bu. Yani aslında tanrılık özellikleri Hazreti Muhammed'e yöneltilmiştir popüler dinde. Bunu insanlara örnek haline getiriyorlar. Yani bunu taklit edersen doğru yoldasın deniliyor. Onun için de onun dışındaki herhangi bir arayış şeytanlaştırılıyor tabii ki. İslam'ın dışı olarak görülüyor vesaire. Söz hakkı size buyurun. Yani bunu anlamak için tarikatlara bakmak lazım yani. Müridin şeyhe dair zannına bakarsanız orada abartı görürsünüz. Bu abartı, bu mesela dinleyin yani Hazreti Muhammed'le ilgili dünyanın en mütebessim insanı, en ciddi insanı. Bütün yani muhtelif zıtlıklar. İşte birisi diyor ki evi o kadar küçük de ayağını uzatamıyor. Şimdi öyle şeyler duyuyorsunuz ki diyorsun gerçek olamaz. Ama bir hüsnüzan içinde bunları asla sorgulama imkanı bulamıyoruz. Burada nübüvvete bir itiraz yok. Hazreti Muhammed'in peygamberine bir itiraz yok. Bilakis daha sağlıklı bir anlamanın yani mutlak ve müteallik özelliklerinin dünyevi beşeri bir şeyde değil Allah'ta olduğu düşüncesi ve peygamberi doğru yere oturtma meselesidir. Eğer peygambere bu kadar aşırı bir rol ve neredeyse uluhiyet atfedilecekse o zaman kendi şeyhini Allah'ın yerdeki temessülü veya tecessümü olarak gören müride itiraz hakkınız olmaz. Söz hakkı size buyurun. Ayağa kalkın isterseniz. Hoş bulduk. Biraz daha yüksek şey yapabiliriz. Duyulmuyor da. Şimdi insan dil ve hakikat ilişkisine dair şöyle bir metafor verebiliriz acaba. Birkaç bir duvarın arkasında gizli ve her insan o hakikate giden bir delik açıyor. Kendi çapınca, kendi kabiliyetleri, istidatları ölçüsünce büyüklüğü, küçüklüğü de yine insana göre değişen bir delik açıyor ve o delikten hakikate bakıyor. Evet. Aslında kurumsal dinler şöyle bir iddiada bulunuyorlar. İnsaflı olanları şöyle diyor. Biz o delik tümüyle hakikati görüyor diyor. İkincisi biz dinler olarak, kurumsal dinler olarak o hakikatin kendisiyiz diyor. Dolayısıyla din insanın hakikatle kurduğu ilişkinin adı. Ve her kişi kendi bireyselliğinde, kendi yeganeliğinde hakikate giden bir yol çizebilir. Bir kapı, bir pencere, bir delik açabilir. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Ve her kişi başkasının açtığı delikten o hakikati göremez. O deliği kendisi açacaktır. Hani içtihat diyorsunuz ya, evet. Cehd, gayret evet. Göstermek, çaba harcamak, aklıyla, vicdanıyla, tüm Allah'ın ona bahşettiği unsurlarla kendi çapında bir delik açacak ve bence kıymetli olan aslında o. Kişinin kendisinin açmış olduğu delik. Yoksa başkalarının açtığı deliklerden bir hakikate bakmaya çalışırsa durumun çok konforlu olur. Yani dinimiz bir sanat eseri olmalıdır arkadaşlar. Her insan kendi penceresinden, kendi vicdanından, kendi kalbinden hakikate yol açmak durumundadır. Bu ne gerek var? Zaten açılmış yoldan gideceğim diyebilirsiniz. Ona bir itiraz yok. Caddeden giden çok kişi vardır. Ama başka yoldan gitmek de mümkündür. Gidene bu hak değildir, batıldır diyemezsiniz. İtiraz bunadır. Yoksa toplumun %70-80'i açılmış yoldan gider ve açılmış pencereden ve bunun dışında hakikat yoktur. Başka türlü göremezsiniz der. Halbuki yukarı üst kata çıkıp tavanın bütün gökyüzünü görmek mümkündür. Ama adamlar bir kısım ışığı içeri alıyorlar ve diyorlar ki budur. Hakikaten etrafını şey yapabiliyorsun, sırayla görüyorsun. Hani bir tekkiye, bir nasıl diyelim, bir türbeye gidip ziyaret edenlerin hissettiği duyguyu yaşatıyorlar. Fakat yani dediğiniz gibi Allah kainatın yaratıcısıysa
hakikat bir türbede veya caminin duvarları arasında değilse, ki olmadığınız konusunda herhalde hemfikiriz, o zaman değişik yollar açılabilir. Anarşizm konusunda da bir şey söyleyeyim. Yani anarşizm şu demektir yani. İslamiyet aslında anarşizmi getirmiştir. Ama zaruretten devletler ihtiyaçtan doğar arkadaşlar. Yani iyi bir şey olduğundan değil. Anarşizm insanın hür olması demektir. Bizde tabii ki terörizm olarak anlaşılıyor işte, eskiden anarşistler vardı. Komünist denince Hamit gibi saçları uzun böyle şey insanlar anlaşılırdı. Eskiden hatırlıyorum çocukken komünist kelimesinin çağrışımları böyle şeylerdi. Anarşizm de yani senin üzerinde bir şeyin olmaması. İslam la ilahe illallah dediğimiz şey nedir yani? İnsanın üzerinde Allah'tan başka bir şeyin olmaması demektir yani. Anarşizm o açıdan İslamidir. Ama hani tabii ki deizm gibi öyle anarşizm mi olur deriz. A, D, A, B, C'yi atladık. Bu tür şeyler tartışmaya açık ama burada benim maksadım tabii ki kimseye bir şey, ben vaaz vermiyorum, onun için vaaz dinlemek de hoşuma gitmez yani. Bildik şeyleri birbirimize anlatmanın çok bir şeyi yok herhalde. Mesela bazı insanlar işte bu oryantalizm yok, modernizmdir. Güzel kardeşim, onları biz ilkokul seviyesinde okuduk, tartıştık. Yani meselemiz o değil yani. Mesele bugün hayatı doğru nasıl anlayabiliriz, bu meseleleri nasıl ele alabiliriz, bu çerçevede ben hani konuşuyorum. Ben hani bir dini lider, bir aktivist vesaire değilim. Ben kendi kanaatim ve fikrimi paylaşıyorum. Hoşunuza giderse ne hala alırsınız, gitmezse de tekmeleyebilirsiniz, çöpe atabilirsiniz, serbestsiniz. Hiç alınmam, minnetiniz daha başında olsun. Sayın Hoca söyledi bir sene kızım. Onu sözünü dinletmek için. Evet. Dilerseniz ara verelim. Yani 20 dakika sonra tekrardan başlarız. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Ayakta durup zorlananlar, duyamayanlar. Sağ olun. Ama muhabbete devam edeceğiz. Buyurun. Evet, ben özellikle gelerek kurumsal ve inanç üzerinden gittiniz de Yahudilik üzerinden de soru sormak istiyorum size. Malumunuz Yahudilik 3000 yıllık bir gelenek. Teoriyle, pratikle gelenek iç içe. Aynı zamanda dünyadaki en büyük tüccarlar, en büyük filozoflar, en büyük eleştirmenler Yahudi. 3000 yıllık bir kurumsal yapının böyle bir üretken olması, hem moderniteye karşı hem modernite içinde iç içe bir arada durması, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İslam'ın kurumları ve gelenekleri değerlendirir gibi. Biz Yahudiliği yeterince bilmiyoruz. Onların bir kısmı var ki çok gelenekçidir, modernliğin içinde değil, modernlikle savaş halindedir. Bir kısmı modernleşmiştir, bir kısmı sekülerleşmiştir. O iç farklılıklardan haberimiz yok. İki, onlar bizim yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat kültürünün oluşturduğu o fetvalar vesaireler, hadisler, rivayetler, literatürünün arasını yapmışlardır. Ediyorlar. Bu kadar bin yıl boş duramaz şeyler, bürokratlar. İş üretmeleri lazım kendileri için. Dolayısıyla başka dinlere ve tecrübelerine bakmak bizim kendi kendimizi anlamamız için de bir en azından ipucudur. Ve o açıdan nazar etmek gerekir diye düşünüyorum. Biz Müslümanlar olarak kendimizi hak din ve üstün olarak saymaktan dolayı cahil kalmışızdır. Başka dinler ve şeyler noktasında cahilizdir ama kendimizi üstün ve şey biliriz. Mesela sanırız ki işte insanlar cehalet içinde yüzüyorlar, Hristiyanlar bir şey bilmiyor, teslise inanıyorlar, aptaldırlar. Bunlar bizim cehaletimizin yansımaları. Biz nasıl ki bin bir şeyi tevil ediyorsak, işte Hazreti Muhammed'i Allah'ın sevgilisi olarak görmek bizim tevhid anlayışımıza bir zarar vermiyorsa, nasıl ki bizim hadis anlayışımız, ulemanın rolü, hilafet kurum, bir sürü konuda şeylerimiz bize normal geliyor, başkalarınınki bize garip geliyor. Bunlar hep o mukayeseyi yapmamaktan, düşünmemekten kaynaklanıyor. Mutlu olursunuz. En neticede hamasate dönüşüyor bu işler. Onun için bugün İslam namına elimizde ne var, dünyaya bir katkımız var mı sorusunu sormak lazım. Ve bunları söyleyince hep işte oryantalistler yok, kendimizi eleştiriyoruz filan. Dünyaya katkımız nedir yani şu anda Müslümanlar olarak? Yani ümmet ve medeniyet bayrakları sallıyoruz. Dünyaya katkımız nedir yani? Düşünmek lazım. İlim noktasında bir katkımız yok.
ve gittikçe o şeyi de kabiliyetimizi de yitiriyoruz şu anda. Belki ekonomik faaliyetten, kalabalık olmaktan, işte tüccarlıktan falan filan, yani kapitalizmden başka elimizde çok. Bir de insanlar çıkıp işte diyor ki işte Batı'da kapitalizm var, şöyledir, böyledir. Kapitalizm Batı'da bitti kardeşim. Batı'da sosyal devlet vesaireyle terbiye oldu. Onlar daha insani bir şeye girmiş. Biz şu anda vahşi kapitalizm, biz şu anda Türkiye'de yaşıyoruz yani. Yani bize de sosyal devlet unsurları var, hakkını yememek lazım. Yani Yahudilikteki kurumların katılığı devam etmesine rağmen dünyada en çok üreten bir toplum. O azınlık olmalarıyla ilişkili bir şeydir. Azınlık olan iki kere düşünür, iki dil bilir, iki dünyası vardır. Bu insan zihnini genişletir, zenginleştirir. Bunu Kürtler çok iyi bilir. Henüz o şey özgürleştikleri ölçüde bu mümkün hale gelir. Dindarlar da bir ölçüde yaşadılar. Eskiden entelektüel olarak hem dünyayı biliyorlar hem dini biliyorlar. Zülcenahin olabiliyorlardı. Yahudinin bir üstünlüğü veya aşağılığı yoktur. Yahudiler de sıradan Allah'ın kulları insanlardır. Ama azınlık olmak ve dünyaya dağılmanın getirdiği öğrenme sürecinden dolayı birikmiş bir kabiliyetleri ve ilme yaslanmaları, ilme tutunmaları vardır. Biliyorsunuz bizde mesela Ermenileri öldürmeye başladıkları zaman eğer amele ise o Ermeni hemencilik öldürürsün çünkü. Ama adam mesela şey bisiklet tamircisi, bisiklet yok da diyelim ki nalban. Onu tutuyorsun yani işe yarar diye. Ölmemek için sanata ve ilme tutunmak durumunda kalabiliyorsun. Budur. Hiçbir özel gizlilik, bir derilik falan yoktur Yahudilerle ilgili. Başkalarıyla da ilgili. Böyle özel bir millet, özel bir şey falan dünyada yoktur arkadaşlar. Onlar bizim kendi kendimizi kandırmak için şeylerimizdir. Yani komplo teorilerimiz, ezberlerimiz. Bunları aşmadıkça da adam olamayız. Bunu çok net söyleyeyim yani. Yani bizim şu anki Batı düşmanlığı marazidir. Kemalistlerin Batı hayranlığından daha kötü bir marazidir. Kemalistler en azından bir yasaya, bir kurala, bir şeye tabi idiler. Batı'yı taklit etmekten dolayı yolda gidiyorlar. Biz tamamen kendimizi üstünde görmekten dolayı artık tamamen keyfi hareket konumundayız. Yani hürüz ama tam bir gaflet içindeyiz. Bunları niye söyledim bilmiyorum. Pardon. Sabahteyizm'de abarttım. Hocam sırayla gidiyoruz. O konuda bilmiyorum. Söz hakkı olan arkadaşım sonra hanımefendi sonra siz. Hocam buraya gidiyoruz. Benim sorum şu olacaktı. Ateizm ve deizmin gittikçe taraflanması da artması. Acaba insanların bunu popülerleştirmesi ve sorumluluktan kaçma isteği olabilir mi? Kaçma isteği bir sonucu olabilir mi? Olabilir, hatadır. Ama bu kötü bir şey değil. Yani malı müşteriye satmak istiyorsun. Müşteri almak istemiyor ama sen almakta ısrar ediyorsun. Kardeşim müşteriyi niye sıkıyorsun, niye üzüyorsun? Bırak. Adam almak istemiyor. Ha kendi çocuğundur zorla vermek istiyorsun, sağlıklı olduğunu düşünüyorsun. Vitamini alması lazım veya sebze yemesi lazım. Tamam, aile içinde öyle bir istidada hakkın var. Ama büyüdüğü zaman kendi çocuğuna bile onu yapamazsın. Yani. Yapmamalısın eğer iyi bir ebeveynsen. Din kimsenin malı değil ki. Allah insana hitap ediyor. Allah devletlere vekalet vermiş de benim adıma veya diyanete veya hocalara benim adıma insanları mutlaka Müslüman yapacaksınız dememiş. Eğer insanlar hazır değilse, istekli değilse zorla vermemek lazım. Zorla güzellik olmaz. Eğer din güzellik ise zorla olmamalıdır. Demek ki bazı şeylerimiz zorla veya hasbel kader imiş. Hasbel kader olan şeyler dökülür bir süre sonra. Demek ki dökülen şeyler hasbel kaderdir. Ayrılanlar, ayrışanlar. Ben o açıdan sağlıklı bir şey olarak görüyorum. Bir tür tahlil oluyor. Yani gurur geliyor, ayrışıyor unsurlar. Daha sahih, daha duru, daha safi bir din anlayışı yeşerecektir. Ve bu zamanın ihtiyacına hitap eden bir anlayış yeşerecek demektir yani. Bilmem teselli midir yani ama. Yani ateizmden niye bu kadar korkmuyorsunuz kardeşim filan diye düşünebilirsiniz. Yani kardeşim Allah ateizmi de Allah yaratmış değil mi? İnsanı serbest bırakmış. Ya biraz acıyın insanlara bir fırsat verelim ya insanlar nefes alsın. Korkacak bir şey yok ki Allah kendisi insanı kendinden kopartmış, serbest bırakmış. Bana inan diye teklif yapmış. Yoksa ona kelepçeyi takabilirdi çok güzel. Meleğe kelepçeyi takmış, hayvana takmış, taşa takmış. Allah bağlı. İstediğini yaptırıyor. İnsanı özgür bırakmış Allah.
Allah adına hareket ettiğini iddia eden despotlardır insanı özgür bırakmak istemiyor veya alışkanlıklarımız veya aile olarak düşünüyoruz. Din ailenin konusu değildir, insanın konusudur. Zaten çocukken din taalluk etmiyor. Çocukları salıvereceğim, oynasınlar yani. İster ateist, ister deist oyunlar, hangi oyunlar oynuyorlarsa haklarıdır. Ama insan akıl, akil ve bali olduktan sonra, yani buluğ nedir? İnsanın kendi hakları üzerinde durmasıdır. Din de tekliftir. Kendi hakları üzerinde olanlara sadece hitap eder. Benim küçük küçük böyle 3-4 tane sorum var. Hepsi, evet. Burada tam nişan aldınız, ateş evet, edemeyiz. Evet ama şey yani insanlar kitabınızı atmaya gelince rahatsız etmek istemedim. Ticaret yapıyoruz. Aynen, ticareti baltalamadım. Birincisi ilk oturumda tartışıldı. İşte deizmin şu an ortaya çıkışı ama ben şeyi sormak istiyorum. Sosyolojik olarak neden bugün tartışıyoruz bu meseleyi? Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani zamansal olarak neden bugün tartışıyoruz? Ona biraz değinmedin mi? Yok, direkt neden? Yani neden sorusuna ben cevap bulamadım en azından. O zaman görevini yapmamış. Tamam. Evet. İkincisi şimdi acayip bir şekilde bu sosyoloji, işte felsefe, özellikle sosyoloji kategorize ederek çalışıyorken ve bize bunu veriyorken siz mesela samimiyetin çok önemli o kategorizasyonda dikkate alınması gereken şey olduğunu söylediniz. Burada biz o iki, yani benim kafamda bu ikisi çok zıt iki şey olarak bir yere oturuyor. Nasıl bunları çalıştıracağız? Samimiyeti nasıl bakış? Aynen. Çünkü samimiyetle nasıl toplumları okuyacağız, insanların grupları vesaire. Çünkü çok öznel, çok biricik bir şeyden bahsediyor ve çok böyle kategorizasyona meyel olmayan bir şey gibi geldi bana. Beni boğacaksın eğer biraz daha sorarsan. Tamam. Çok olur. Yani cevap vereyim de kurtulayım. Çok zor. Belki senden küçük şeyler de alayım. Şimdi muhtemelen unutacağım ama ikincisinden başlayayım. İkincisi Aziz Allah. Şimdi ezan. Ne yapacağız şimdi? Üsküdar'da hiç mi kıpırdayamazsın? Mecbur değiliz yani. Şimdi sosyoloji Türkiye'de abartılmış bir bilimdir arkadaşlar. Ben bu konulara sosyolog sıfatıyla konuşmuyorum. Sosyolog sıfatıyla konuşsam doğru dürüst konuşamam. Bilmem anlatabildim mi? Meseleyi biz şu bilimin içinde işte kitapta şöyle yazıyor diye konuşmuyoruz. Konuşmamalıyız. Yani meseleye bir hakikat meselesi olarak yaklaşmalıyız. Hakikat derken de hani felsefecilerin böyle efsunlama şeylerine itibar etmeden söylüyorum. Yani bu mesele hayatımızla ilgili bir şey. Kendi aklımızla, vicdanımızla anlamaya çalıştığımız bir şey. Ezanla yarışır diye bir sürü müezzinler birbirleriyle yarışıyor. Ne yapalım biz de araya kaynarız. Şimdi dolayısıyla hani sosyolojik olarak yaklaşsam tabii ki yapısal faktörlerden bahsederim. Onu kısmen yaptığımı sanıyorum. Hani bu modernizm, özgürleşme, baskının bitmesi, dolayısıyla insanların meydana dökülmesi yapısal faktörlerdir. Yani daha önce tutulunan ve sarılınan şeylerin şimdi ya bunu niye tutuyorum, bunu niye taşıyorum diye insanların sorması gibi bir durum var. Ben Türkiye'de yaşamadığım için aslında eleştirisi bir parça doğru. Hani deizmi sen bilmiyorsun, atıp tutuyorsun kafandakine göre. Biraz doğru o. Biraz o doğru. Ama ben şuradan kopyamı çekiyorum. Yapısal olarak Türkiye'de niçin böyle bir tartışma varın? Ona nazar edebileceğimi düşünüyorum. Veya o varsayımla biraz konuşuyorum. Tabii ki insanların şeylerini bilmiyorum. Tabii ki öğreniyorum. Yani tamamen temelsiz konuşmuyorum ama Türkiye'nin şu an içinden geçtiği dönüşüm, yani dindarlığın özgürleşmesi ve Türkiye toplumunun eğitimle teması ve küreselleşme gibi faktörler. Bakın tam sosyolojik şeyler söylemeye başladım, birinin hoşuna gidelim. Yani o çuvaldan çıktık, daha rahat söyleyelim. Çadırdan dışarı çıktık. Kendimize dair bize ait kimliklerin sorgulanıyor olması bu böyle bir şeyi tetikliyor. Onu diyebilirim. Bir de kuşak boyutu var. Bu da sosyolojik bir şeydir. Yani gençlerin ebeveynlere isyanı, hakim kültüre itirazı. Bu da bugüne kadar niye böyle olmuyor da şimdi oluyor sorusu olabilir. Kısmen oluyordu eskiden. Mesela yani bir sürü laik ailelerin çocukları gidip dindar oldular.
muhalif kimliğin cazibesi vardır her zaman. Hocam çok daha kent merkezli mi sizce bu tartışmayı yürütüyoruz? Yoksa bu arada Türkiye için zaten evet, bunlar. Evet. Yoksa hani kırsalı da dikkate alıyor muyuz? Yani bu tartışma tam olarak mekansal olarak nerede gidiyor, nasıl evet. gidiyor? Yani bilinçli bir şekilde hani mesela adam kendisine ben deist oldum diyorsa mesela bu kentsel bir şeydir. Ama kırda da şu olabilir. Kırda da adam ya bu din içi boş ama buna iyi ticaret yapılıyor diyor. O da aslında o da o krizi yaşıyor. Fakat dışarı yansımıyor. Bu aslında asırlardır o zaman süre gelen. Zaten hep öyleydi evet. de yeni farkına vardık. Mesela orada yani o sorun orada. Yani şeyhlerin çocukları ekseriyetle şey oluyor bu arada yani. Dinle alakasız adamlar oluyorlardı. Biraz bundandı çünkü olayın ne olduğunu anlıyorlardı. Görüyorsunuz ki filankes işte şöyle bir yönetici, devlet yöneticisi olsun. Oğlu nasıl şey olur değil mi? Hiç parlak biri değil, orada ne işi var? Zalim babadan. Çünkü o da bakıyor ki babasında bir iş yok ama insanların karşısında o babanın tahakküm ve hakimiyeti karşısında diyor ki bir numara yokmuş da. Yani o havayı verirsek biz de şey yaparız, insanlara tahakküm ederiz derler ve ederler ve etmişler. İşte bunu anlamak demek, bunu gördüğün zaman o zaman o ezberlere, o tahakküm edenlere veya işte seni zorla cennete götürmek veya işte sana zorla ticaret dini mal gibi sana satmak isteyen insanlara itiraz kabiliyeti ediniyorsun. Bu da insanların özgürleşmesidir. Bireyin bütün dünyaya karşı kendi hançerini çekip ulan sizi dinlemiyorum arkadaş diyebilmesidir. Bu da insan olmanın gereğidir. Soylu bir davranıştır. Her insan dünyaya ben sana mecbur değilim kardeşim diyebilmelidir. Dünya hepten yanlıştır diye bir şey yok. O çocukça bir düşünce olur. Ama bu itirazı yapabilmek, yüzleşebilmek insan olmanın lazımıdır. Bunu hepimiz bir şekilde yaparız. Bazen biz itiraz ederiz, ayak getirir, karşılaştırırız, tercihler yaparız. Bitti mi sorunlar? Ya bir tane daha vardı neyse ama, şey yapmayalım. Evet. Duralım biraz. Vedri sen. Şimdi ben biraz Risale-i Nur'dan işte bu deizm meselesine her şey soruyorum. Ben mesela ben kendim Risale-i Nur'a baktığımda şeyi falan çok organik dünya görüşünü yansıtan bir şey var, anlatı var. Hani işte makrokozmos, mikrokozmos, devlet, işte aileye benzemesi. Yani biraz işte ta antik Yunan'da gelen Aristo'nun şey, klasik İslam düşüncesinde de gördüğümüz şeyler. Yani işte 20. yüzyılın başında yazdığını düşünürsek işte organik dünya görüşünü, mekanik dünya görüşü aldı işte faydalanmayla birlikte. O da hatta 20. yüzyılın başlarında kuantum vesaire dedikte direkt felsefede Derrida gibi şeylerle yani çok büyük şeyler tamamen şey aşılmış durumda. Yani aşılmış durumda değil de yani o yönde şeyler var. Yani gidişat var. Sadece senin aşıldığı diyor. Hayır yok şeyi söylüyorum. Yani anlayışı. Yani görüşü itibariyle evet. Yani biz mekanik görüşü dahi aşıyor. Evet. En azından evet. onun krizi falan evet. yaşıyor. Daha sosyal bir koltukça şey var. Evet. Yani siz bu noktada işte bu Bediüzzaman'ın şeyi, yani Risale-i Nur'ların bu deizm tartışmaları bağlamında bir şey sunacağını düşünüyor musunuz? Yani dediğim gibi bir organik dünya görüşü var. İşte Efsun'u kaybetmiş dünya bir mahvedir. Ama işte Bediüzzaman'a baktığınızda hakikaten kainat işte çiçekler, şeyler bunun evet. şey yaptığını negatif olumsuz gördüğünden değil de yani böyle bir şey var. Bir tarafta evet. organik dünya görüşü ama mekanik dünya görüşünü de aşmak üzereyiz gibi evet. öyle bir şey. En azından baktığı öyle bir şey var. Yani nasıl bu şey değerlendiriyor? Yani Bediüzzaman bu zamana ne söylüyor? Yani dünyanın büyüsünün kaçması tabii eskiden insanların bir parça yani o büyü biraz cehaletle mümkündür. Mesela gökler nasıl yerle eşit oluyor? Mesela niçin göklerden kararlar göklerden gelir? Yıldızlar çünkü çok hayret engiz bir şeydi. İnsanlar nüfuz edemiyordu. Mesela aya tapılıyordu. Gittiğine baktı içi boş çıktı. Tarla yani bir şey de ekemiyorsun. Hava da yok. Yani çok berbat. Güneş mesela. Güneşe tapılmış. Şimdi bu insanın din insanın nüfuz edebildiğinden arka alanda yaşamış. Ve insanın nüfuz edebildiği çok az olduğu için çok geniş bir alan. Her tarafta cinler, periler, işte şeyler varmış. Yani sadece bizim İslami gelenek açısından söylemiyoruz. İslamiyet bu noktada evrenselci ve soyut bir din olduğu için yani dinin yani, hani şey yapmak istemem ama yani evrimsel bir şey düşünürseniz veya tekamül veya mükemmeliyet kemal noktasında İslamiyet din anlayışının doruk noktasıdır. Bunu çünkü müteal ve şekli şemali olmayan bir tanrı anlayışına sahiptir. Fakat dünyanın büyüsünün kaçması ilmin bir parça aleme nüfuz edip
şeye dönüştürmesidir. Yani kontrol edilebilir, anlaşılır olması. Mesela deprem oldu, niçin oldu? Hani Türkiye'de canlı bir tartışmadır. İşte Allah bize ceza verdi, onun için oldu. Başkaları der ki ataların ruhunu incittik, onun için. Ecdat kızdı bize. Osmanlı buna tarih. Öteki der ki işte tektonik bir şey oldu filan şeyin tetikleri. Şimdi biri bilimsel açıklamadır, diğeri de sübjektif, manevi bir açıklamadır. Yani metafizik bir şeydir. Yani depreme dair bilgiye sahip olmanızı gerektirmeyen bir bilgi biçimidir. Şimdi Allah fikri, müteal bir Allah fikri, ötelenen ve varlığın hep ufkun ötesinde olan bir Allah fikri dünyanın efsununun kaçmasını engelliyor. Said Nursi'deki manayı harfi düşüncesi, her şeyin Allah'a işaret ettiği şeyi bütün kainatı birden bir sembol tarlasına dönüştürüyor. Ve o sembolden işte Esma-i Hüsna arkasında var. Böyle bir aslında yeniden anlamlandırma, nurlandırma gibi bir işlem görüyor. Şimdi bunun ve kainatta Allah'ın bir düzen çerçevesinde muamele ettiği işte akıllı ne diyorlar? Akıllı tasarrufu falan bu tür dini argümanlar var. Yani kainatın bir intizamla yaratıldığı fikri bize özgür bir şey değil yani. Hristiyanlıkta bir sürü yerde. Bunlar hep birbirinden kopya çekiyor, birbirinden alıyor dindarlar, dini anlayışlar. Evrime itirazlar birbirinden kopya çekiliyor. Dolayısıyla Said Nursi de deizm konusuyla ilgili şunu söyleyeyim. Said Nursi aslında İslam'ın özünün tevhid olduğunu görmüş ve aklı imana yeniden entegre etmiştir. Aklı imana yeniden entegre edince taklidi iman anlayışından tahkiki iman düşüncesi doğmuştur. Bu da tamamen modern bir şeydir. Her kim ki sanıyorsa Hz. Muhammed böyle gökyüzüne bakıp tefekkür ediyordu işte bizim hani nurcuların elmaya bakarken ki işte ne güzel Cenab-ı Hakk'ın esmasını görüyor musun diye düşünmesi gibi düşündüğünü zannediyorsa yanılıyor. Yani sahabeler elmaya bakınca harp diye yerlerdi. Yani öyle esmayı düşünmek diye bir şey olmazdı. O zaman nereden çıktı bu esma kardeşim? Bu tevhidin günümüze getirilmesidir. Kainata entegre edilmesidir. Tasavvuf ise dünyayı reddediyordu çünkü fanidir, engeldir. Tanrı, Allah aşkı yani aşk üzerine gittiği için zatı istiyordu. Kainat engeldi, ayak bağıydı. Onun için mağaraya çekilmek dünyanın reddi üzerine kuruluydu. Hristiyanlıktan da kopya çekilmişti bu. Dünya çünkü çirkin bir şeydir. Kaçılması gereken bir şeydir. Bu da ruhbanlığı doğurmuştur. Patolojik bir şey doğurmuştur. İşte sahabe mesleği, veraset-i nübüvvet fikri Said Nursi'de hayatla, dünyayla barışık bir iman anlayışı olarak sunulur. Bunu biraz Said Nursi'yi bu bahsettiğimiz çerçeve içinde anlamlandırma şeyi babından söylüyorum. Biraz uzadı biliyorum. Ama bir yorumdur. Dolayısıyla ama Allah fikrini merkeze alan, imanı şey yaptığı için de aslında o şimdiye kadar olan tartışmalar açısından ilginç bir vaka olarak ele alınması gerekir. Said Nursi de çalışılmamıştır aslında. Nurcuların tarikatvari ve taklidi olarak okuma ve ezberleme ve şey yapmaları, Said Nursi'ye olan hürmetleri onu anlamalarının önüne geçmiştir diyerek bunu kapatabiliriz. Söz hakkı şu köşede size önce size yine Allah'ın başlatılmasıyla alakalı bir sorun var. Adına merdiveni koyduk. Bu soruyu siz gündeme koyduğunuz zaman hani büyük ihtimal bunu da o zaman cevap verebilirsiniz biraz. Hani Allah'ın kutlaştırması hangi noktada oluyor tam olarak? Mesela hani ruhban sınıfı oluştuğu zaman mı oluyor? Hani diyelim ki cevabı vereceksiniz. Hani bence söz gelimi hani kutsal kitabın varlığı da direkt hani Allah'ı biraz tekili anla değildir yani. Yani direkt Müslümanım dediğin zaman zaten Allah'a biraz kut yapmaz mıyız? Allah'ın yine tek yolun kitaptan geçmesi anlamında kutsal kitaptan bahsediyor. Evet, ha. Yani madem İncil'i de atıyorum, Tevrat'ı da diğer yollar diye düşüneceksek. Yani kitaptan başka öyle yol yok mudur diye sormak daha iyi olmaz mı? Bence vardır. Tamam, ben onu söylüyorum. Ya ben aynen Müslümanların perspektifinden söylüyorum. Mesela Amerika'nın kurucu babalarında ve işte aydınlanma düşünürlerinde de Müslüman dediniz ya mesela. Evet. Yani böyle hakim bir düşünce sistemi ilan edecekse İslam kelimesini belki de kullanmayı bırakmamız gerekmiyor mu mesela? Evet. Büyük harfli İslam'ı terk edebiliriz. Benim için İslam nedir? Selamdır, barıştır, sulhtur, uyumdur, kainatla uyum, insanlarla uyum ve kainatın yaratıcısıyla uyum olarak anlamalıyız bunu. Cihatta bu konudaki cehd
ettir diyebiliriz. Ama vahşet çağında ne olmuş? Adam gelip seni kesiyor, sen de kesilmemek için kesme zorunda olduğunu düşünüyorsun filan. Yani barbarlığın kültürü olabilir. Günümüzde onun için cihat dediğimiz şey klasik anlamıyla bitmiştir. Yani misyonerlik, eğer din hakikatsa misyonerlik hakikate saygısızlıktır. Yani hakikatin propagandaya ihtiyacı yoktur. O açıdan klasik anlamda tebliğcilik, işte şey yapmak, insanların akıl ve vicdanlarına yeterince itimat etmemektir. Çocuk olarak görmektir. İnsanlığın çocukluk çağında doğru bir yöntem olarak görülebilir yahut mazur bir yöntem olarak görülebilir. Ama özgürleşmiş bir toplumda ve bireyler arasında din propagandası yapmak o dinin hakikatliliği konusunda şüphe uyandırıcı bir tavırdır. Kimse buna muhatap olmak istemez. Onu da söyleyeyim. Ama bunlar işte bizi o anarşizm tartışmasına da götürüyor. Yani özgür bir ortamda insanların birey olarak hürriyetini kazandığı ve hakikatle yüzleşme konusunda kendi ayakları üzerinde durduğu bir ortamda dinden neyi anlamalıyız? Dini nasıl anlamalıyız? Gibi sorular sorduğumuz zaman bu tür konuları tartışmak yapar. Ben de biraz şey merak ediyorum. Neden gidiyorsunuz? Muhalif kimlik çekici geliyor. Bugün tam tersi bir tablo söz konusu olabilir mi? Yani bir tepki, muhalif kimliğe geçme isteği. Çünkü belli ki eskiden var olsaydı şu an bir artış var ki muhalif kimlik. Tabii, kesinlikle. Yani tepkinin hepsini böyle ile hakikat arayışıyla açıklayamayız. Değil mi? Bir kısmı kuşak çatışması, kuşağın özgürleşmesi. Ama ben onu tekrar hakikat arayışına şu şekilde bağlıyorum. Yeni kuşağın kendini araştırma çabası insan olma çabasıdır. Yani özelleşme, kendi olma çabasıdır. Yani ergenlerin itiraz ve saçma davranışlarında o hürriyet arayışı, kendilik, kendiliğin sanki ne yapıyorlar, bir yere bina yapmak için önce orada şey diyorlar, bir şeyler. Teknik ismi vardır efendim. Temel. Ha, temel atma veya temel bulma veya doğru yeri yakalama çabası var. Dolayısıyla o da önemli bir faktör tabii ki. Özellikle ebeveynlerin utanç verici bir talancılık, hadi yalancılığı söylemeyelim, talancılık yaptığı bir zamanda gençlerin onların inancını reddetmesi eli öpülesi bir şeydir. Tarihi tersine çevirirse. Aslında sadece anne babaya karşı olmak değil, politik olarak muhalif kimliğe kaymak gibi bir şey değil mi? En azından anne baba ağırlıklı olarak politik şeye mahkum veya şey olduğu zaman ikisi birden birbirinin uzantısı haline geliyor. Yani bu bize özgü bir durum da değil. Yani değişik toplumlarda her zaman bu tür şeyler olmuştu. İşte 68 kuşağı Amerika'daki şeye isyandır, muhafazakarlaşma. Sonra toplum geri tekrar kapanıyor. Milli manevi değerler, yerli ve milli şeyler. Kendimizi çok özel ve ayrı sayma temayülü var bizde. Bu da bizi kendi kendimizi anlamak konusunda bize engel olan bir durumdur. Evet, siz buyurun. Şu kanıtta da bir soru var. Şey önce beyefendi. Tamam, evet. Hocam ben Türkiye'deki siyasal İslam'ın geleceğiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi siz Türkiye'de siyasal İslam'ın işte AKP ve Erdoğan'la birlikte kendini ilha edeceğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa yeni bir Kemalizm. Yani siyasal İslam aslında artık Erdoğan'da siyasal İslam yok yani. Artık Erdoğan var. Yani yanlış söyleyen başkan var. Onun için siyasal İslam biraz ayırmak lazım artık. Yani yani safi siyaset olarak tanımlıyorum ben şu anki yani Erdoğan siyaseti. Türkiye'de siyaset bütün ideolojik bagajlarından işte onu zapt eden, sınırlayan ilkedir, işte, ideolojidir, hedeflerden vesaire koptuğunu düşünüyor. Ama kazara, yani popülist gerekçelerle, yani siyasetin ihtiyaçları dolayısıyla bir takım şeylerle örtüşmeler yaşanabilir. Yani ümmet, medeniyet filan. O tür gaz vermeler, topluma hayal ve ümit vermeler, siyasetin doğasından kaynaklanan şeyler, ideolojik sebeplerle olduğunu düşünmüyor. İslamcılık bugün ne anlatabilir, ne söyleyebilir? İslamcı entelektüeller bir soykırıma uğradılar. Yani intihar ettiler topluca. Çünkü
muktedir oldular. Buradan da aslında solculara saygı göstermemiz gerektiğini anlıyoruz. Hani sosyolojiyi burada devreye sokalım. Yapısal konumların insanın ideolojisi, fikri, davranışı üzerinde tesiri vardır. Yani patron olan adamın aleti ruhiyesiyle işçi olan adamın aleti ruhiyesi bir değil. Fakir adamın zekata, işte aciz ve fakre dair fikriyle zengin adamın aciz ve fakre dair fikri bir olmayabiliyor. Bu açıdan İslamcılık bir hani şey olarak devam eder. Yani Batı karşıtlığına tutunmuştur şu anda. Tek şeyi odur. İşte biz üstün medeniyetiz falan. Saldırı altındayız. Şimdi artık milliyetçilikle zaten İslamcılık, ben çok önceleri yazdım yani. 20 yıl önce yazmışım. Aferin bana. Yani İslamcılık Müslüman milliyetçiliğidir. Dinle ilgisi olmayan bir şeydir. Vallahi ilgisi yoktur. Kimlikle ilgisi vardır. Yani Müslümanların ezilmişlikleri, işte aşağılık hissetmelerine, yani başkaları adam var uçuyor, aya gidiyor. Literally. O zaman bari biz onlardan üstünüz diyelim kardeşim. Üstünüz biz sizden. İslamcılık budur yani. Önce devleti istemiştir. Güçtür yani. Müslümanların güç istemesi hakkıdır. Ama dünyevi bir olaydır bu. Hiçbir zaman dinle Allah'la ilgisi yoktur İslam'ın. Dolayısıyla İslamcıların Allah'la ilgisi şeydir. Yani belki bir tarikata bulaşmıştır bir şeye. O ayrı bir kanaldır yani dindarlıkları. Ama ideoloji olarak İslamcılık tamamen seküler. Yani 19. 20. yüzyılın yani tipik milliyetçiliklerden biri. Müslüman milliyetçiliğidir. Müslümanların uyanmasında da faydası olmuştur gördüğünüz gibi. Talanını da iyi yapıyorlar. Müslümanlar konfor bulmuştur. Allah yani helal olsun. Eğer dinen şeren helal ise afiyet olsun. Değilse bir şey demiyorum. Yani. Buyurun siz. Biraz yüksek şey yaparsanız bu tarafı. Varmayabilir. Hatta şu ihtimal bile vardır. Belki deizm gerçek İslam'dır. Biz yanlış İslam'da dolanmışız. Bu ihtimal de var. Yani mesele şu. Eğer İslamiyet hakikatse itimat etmeliyiz. Onun kendi gücünü insanlar üzerinde yani o etkiyi göstereceğini beklemeliyiz. Ben de bunu söyledim ama kimse dinlemedi. Evet. Tabii ki. Yani evet. Şimdi işte karınca yola çıkmış, Kabe'ye gitmek istemiş, yolda ölmüş, gitmiş gibi olmuş. Yani bu da öyle bir şey. Yani nihai olarak doğru İslam nedir? Bunu kim iddia edebilir ki ben biliyorum veya elimdir? Kimse iddia edemez. O zaman elinde ne var kardeşim? Elinde olan tek şey, ben hakikati arıyor muyum, aramıyorum. O konuda senin vicdanen, yani vicdan yalan söylemez. Oradaki samimiyettir yani. Başkası sen yalan söylüyorsun, ben senin için daha doğruyu şey yapacağım derse onun adı istibdattır veya çocukluktur. Çocuklukta ve bedavette veya sabavette, yani çocuklukta veya baskı altındaysak bu şekilde olur. Ama eğer özgür isek, birey isek aleme salınırız. Nasıl ki çocuk dışarı çıktı, nereye gitti ebeveyn bilmez. Ama çocuğa itimadı vardır ki o doğru bir yere gider, yanlış bir şey yapmaz. Sonunda evine döner. Benim annem fırça atıyor bana, sokaklara çıkıyorum, geri gelmiyorum, geç eve geliyorum diye bu yaşında bile. Ama bu ne var? O evladın son tahlilde doğruyu yapacağına dair bir itimattan neşet ediyor. Bu da öyle bir şey. Yani ne yapacağız yani? Eğer öyleyse günahı yasaklayalım, insanları zincirleyelim, herkes iyi işler yapsın mesela. Sürekli ibadet yapsınlar mesela. Sürekli herkes iyi işler yapsın. Toplama kampı yapabiliriz yani, İslami bir toplama kampı. İnsanların kul olduğu. Düşünebiliyor musunuz? Bunu yaptılar yani. Komünizm yaptı bunu.
toplama kampları her zaman var. Ama bu insaniyetin ilgasıdır. İnsaniyetin insanlardan tahliye edilmesidir. Hayvana ve et parçasına dönüşüyor insanlar o zaman. Yani insanın hürriyeti çok önemlidir. Dinden daha önemlidir. Çünkü din ancak hürriyet ile mümkündür. Hürriyete izin vermeyen bir din istibdattan başka bir şey değil. Hak din olsa bile. Benim şahsi kanaatim budur. Bu kitapta bu konuları bir parça ele aldığımı anlıyorum. Sizin bir sorunuz var, ben kestim. O soruyu sorma. Komplo teorileri. Evet. Bağlantı söylemek. Yani bu da bir abartı mı? Evet. Ben deizmle ilgili şey katılamadığım için bir ikinci olarak ben İslamlı bir siyasi İslam'dan bahsediyorum. Türkiye'nin geldiği nokta siyasi İslam'da bir algı oluştu. İslami coğrafya. Deizmi de ben denize düşen yılana sarılmış isaret. Kurtuluş çaresi olarak görüyorum. Yeniden resetleme, insan zihniyetini, İslami anlayışı yeniden yorulama şekline getirilmiş şekli deizmin ikisi ne dersiniz? Denebilir. Yani bu zaten haniflik fikri odur yani. Yani evet, evet. Yani siyasete, iktidara, güce alet olmuş bir dinden imanını kurtarma hamlesi olarak okunabilir. Çünkü Allah'a inanç merkezdedir. İslam nedir sorusunu da biraz tartıştım. Yani tevhid esastır. İslam'ın %85'i tevhiddir. Nübüvvet onun uzantısıdır, haşir onun devamıdır, adalet onun gereğidir. Kur'an'daki temel prensipler de budur. O zaman geriye şu kalıyor, disiplin kaybolur kardeşim. Disiplin de lazım olduğunu kim söyledi yani? Toplum için hani birlikteyken lazım. Adam tek başına yaşıyorsa sen ona cami mi açtıracaksın yoksa istediği yerde namazını mı kılsın? Mesela tek kişi için cami dediler. Geçen gün Adana'da çok büyük bir cami yapmışlar bir türlü. Cemaat yokmuş yeterince, Sabancı yaptırmış galiba. Şimdi burada toplumun tanzim edilme, yönlendirilme ihtiyacı toplumsal hayattan neşet eden bir şeydir. Fakat din söz konusu olduğunda din insanla ilgilidir. Mesela tıpta doktora ihtiyaç duyarsınız ama imanda uzmana ihtiyaç duymazsınız. Uzman eğer olacaksa o sen olmak zorundasın. Kendi inancının uzmanı olacaksın. Veya müşteriydi başka tabirle. Şimdi ben kendime bir söz hakkı vermek istiyorum. Evet. Kısaca. Şimdi sormak istediğim bir konu vardı hakikaten. Şimdi Üstad, daha önceki bazı meclislerde de ben söyledim. Ben Borcu gelenekten gelen biri değil. Daha mutezil bir gelenekten geliyorum. Şimdi ancak gördüğüm kadarıyla modern zamanlarda bir takım İslam dünyası ya da Müslümanlık iddiasında olanların bir takım sorunları var. Yani efendim bir takım sorularla karşılaşıyorlar ve karşılaştıkları, atıyorum işte efendim gayrimüslimler hukuku, eşitler arası hukuk, cennete girecekler mi, girmeyecekler mi, ya da daha çetrefilli meseleler var. Hani bu meselelere dair yani atom bombası mahiyetinde meseleler var. Ortalama bir İslam diye sorsan, atıyorum bir eşcinsel için en iyi ihtimalle ev hapsiler mesela. Anlatabiliyor muyum? En iyi ihtimal. Ben şahit olduğum için biliyorum. Şimdi ancak ilginç bir şekilde içinde birçok, hani ben Bediüzzaman'daki tevil ilminin anlamlı tarafını bir kenara koyayım. Çünkü Bediüzzaman'da hani o masalsı denilen, o bidat, hurafe denilen şey birçok şey esasında bir tevildir. Yani bir halk anlatısının biraz daha işlenerek insanların gözyasında bir imam ya da bir şey anlatma, bir propaganda tırnak içinde konuşuyorum. Bir şeye dönüştürmesi, bu zeka gerektiren bir şey, o başka bir şey. Ancak Bediüzzaman mektebinden çıkan, Said Nursi mektebinden çıkan insanlarda bu anlamda daha bir tık ilerilik ben görüyorum. Kişisel bir görüşüm bu. Bu anlamda atıyorum birçok meselede daha esnek, daha eşitlikçi, daha modern ya da mesela şehir hayatında yaşama meselesi. Şehir kültürü hala tartışılır. Yani İslamcılar bu konuda mesela sınıfta kaldılar. O ayrı bir şey. Yani şehir kültürüne entegre. Çünkü Bediüzzaman Mektebi'nden çıkanlar da bu anlamda daha bir ilerledik, tırnak içinde konuşuyorum. Evet. Bir tık. Bir tık. Yani biraz daha bir medeni diyelim, mainstream. Şimdi bunun bir takım kodları olması gerekir ve ben bu kodları açıkçası merak ediyorum. Evet. Yani esas ilgilendiğim şeylerden biz sizde ilk söyleşide de aşağı aklıma gelen sorulardan bir kısmı buydu. Direngenliğinin beslendiği hatta o zaman az çok kestirebilmiştim de şimdi böyle bir sorun. Evet.
Yani bir övgü gibi de düşünmeyin. Yok yok, hiç düşünmüyorum. Ben şimdi nurculuktan yani en nurculukla örtüşmüyorum. Ben bağımsız kendi fikirler olan bir insanım ama Said Nursi benim için üstattır. Ben onun öğrencisiyim ama şey anlamda değil, hizmetimde bulunmuş falan değil. Anlamak noktasında değerli bir insandır. Said Nursi bir insan. Nurcular bunu kabul etmekte zorlanır. Bunu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durumdan kaynaklanıyor. Yani Said Nursi'de din bir kimlik olmaktan, bir milliyet olmaktan ziyade bir hakikat meselesi olarak görülür. Yani kainatla, kainat, insan ve Tanrı üçgeninde bir ilişkiden neşet ediyor. Ve iman etrafında döndüğü için fıkıh, yani İslam'dan insanlar neyi anlıyor? Fıkıh kitaplarını anlıyor. İşte kitapta yazmıyorsa yoktur. Allah'ın zati, sübuti, sıfatları falan diye. Yani kitaba bakmadan İslam'ı anlayamıyor. Halbuki yani Allah'tan sen bahsetmek için kitaba mı bakman lazım? Eğer okuma yazma bilmiyorsan Allah'ı bulamayacak mısın? Çoban isen Allah'la muhatap olamayacak mısın? Şimdi bir tür kimlikleşme ve yabancılaşma yaşanmış İslam anlayışımızda. Nurculuk bunu bir kriz yaşayacağını gördüğü için Said Nursi erkenden insanları aslında İslam gemisinin gelip karaya oturacağını görüyor. İlk başta İslam'da reform yapmaya çalışıyor. Fakat olmayınca, şartlar el vermeyince imanda reform yapmaya çalışıyor. Ve imanı tahkim ediyor. Panik odası gibi bir tür yangında ilk kurtarılacak en önemli şey. Orayı tahkim ediyor. Buna da işte iman hizmeti adını veriyor ve Risanur dediğimiz şey bununla ilgilidir. İnsanlar zaten Allah'a inanıyoruz kardeşim, bilmem kaç bin sayfa ne diye bahsetmişsin kuştan, böcekten, yıldızdan, şundan, bundan. Yani haklı, çünkü ortalama bir Müslüman dünyasında İslam ne diye Allah'a zaten inanıyoruz, bizim Tanrımızdır. Ondan sonra yani işte bir şey durum yok. O açıdan bu yani hakikatten hareket ettiği için bir parça daha şeydir diyebiliriz. Daha az legalist, daha az fıkıhçı, kuralcıdır diyebiliriz. Yani ilkeleri daha bir tık öte diyelim, fazla övgüye girmemek için. Şimdi bu var. Modernlikle dost, yani rahat olması, ilişkisi içinde olabilmesi de bununla ilgilidir. Mesela Batı düşmanlığı nurculukta yoktu. Günümüzde var tabii. Şimdi nurcular, çünkü herkes sokağa çıkmış bayrak salıyor. Onlar da çıkıp bayrak salıyorlar şu anda. Ümmet, medeniyet hikayeleri nurcularda da görünüyor. Ama bu mesela oradan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu. Said Nursi, Said Nursi'nin kendi sınırları da var. Yani kendi bir insan ve kendi zamanın ve mekanın çocuğu olmaktan kaynaklanan bir takım eleştirilecek tarafları var diye düşünüyorum ben. Bunu bir nurcu kolay kolay düşünmez. O açıdan kendimi nurcu olarak takdim etmiyorum ama Said Nursi bence çok değerli bir mütefekkirdir, müştehittir. Bilmiyorum, sorumuza inşallah cevap verebildim bir parça. İdare eder gibi. Ben demiyorum, ben ne yapayım? Soru, buyurun. Evet. Buraya da gelebilirsiniz. Hocam öncelikle teşekkür ederim. Hocam bir itirazım olacak. Anlattığınız deizm çok güzel bir meşhur bir şey gerçekten ama Türkiye'de olan şeyin bu olduğundan benim için şüphelerim var. Çünkü şöyle bir durum var. Birden bir kitlenin deist olduğunu duyduk ama ararken duymadık. Yani şimdi hakikat arayışında olanların hakikati ararken de bir takım duraklarda görmemiz gerekiyor. Yani bu kadar açıklar yaşandı bu ülkede. Bu kadar insanları dinle hesaplaşması gereken durumlarda görmedik bu insanları. Yani birden bir kitlenin ve bu kitle özellikleri problematik ve işte... Çocuklar bunlar ya, çocuk bunlar. Ama gençler sadece çocuklar yani, değil hocam. Yani sadece çocuklar değil. Biraz yani keşke öyle olsa ama ben biraz meşruiyet kazanmak için deist dediklerini düşünüyorum kendilerini. Bence biraz daha rahat takılma, yani biraz imajlarını daha modern bir yerle getirme çabasının adını deizm koydular. Keşke gerçekten deist olsalar diye düşünüyorum. Evet. İnşallah ya, Allah nasip etsin, bir dua olsun. Evet, İnşallah gerçekten deist olsunlar. Yani. Teşekkür ederim. Deizme davet ediyoruz. Evet, hakiki deizme. Şimdi doğrusu benim için deizm etiketinin çok bir önemi yok. Hatta ben biraz rahatsız oluyorum hani işte. Çünkü meseleyi ben yani
bir yüzleşme ve kriz çerçevesinde ele alma taraftarıyım ve insaniyetin yeni kuşağın bir nevi bali olma anında işte veya özgürleşme, kendi olma sorunuyla karşılaşma anında yaşadığı bir arayış, anlamlandırma, etiketlendirme, imaj, artık adını ne koyarsanız koyun, bir bu tür bir olgu olarak görüyorum. Sosyolo gibi konuştum, olgu kelimesini kullanarak. Yani böyle bir durumla karşı karşıya. Olan mı mıdır, onu demiştim. Yani şey olarak haklı olabilirsiniz ama şunu düşünün, her zaman yenilerin, başkalarının arayışı bize görünmez yani. Çocukların müziği, şimdi diyorsunuz, hangi zamanın pop müzikleri size anlamlı geliyor? Siz gençken, tam sizin ruhunuz, duygularınız açık ya, o zamanki müzikler anlamlı geliyor. Sonrakiler saçma sapan şeyler olarak geliyor. Şu anda hangi müziği açıp dinlerseniz size garip gelir. Ama şu anda ona muhatap olan insanlar için onlar aşıksa romantik yansımaları vardır filan, anlamlılık vardır. Kuşaklar arası farklı, hani işte 70'lerin müziği, 80'lerin müziği diye tasnif etmelerinin sebebi odur. Şunu demeye getiriyorum. Her kuşağın kendi hissiyat ve arayışı var ve bu öncekilere tam olarak görünmez yani. Görünmeyebilir. Ne yapmalıyız? Yani daha sempatik bir şekilde anlamaya çalışmalıyız. Ama yani bu yeni kuşaklarda iş yok, her şey kötüye gidiyor diye düşünmeye başlamışsak demektir ki dolayısıyla işin bu boyutu da var. Yani biraz hem kendimi kurtarayım. Öyle düşünmüyorum da hocam, yani tespit açısından, yani sahte bir deizmle mi karşı karşıyayız? Yok, bence yani gençler çıkıp adaleti tesis etme şeyinde değiller. En fazla isyan edebilirler. Yani şu anki durum. Bu açıdan ben sizi anlıyorum. İtiraz ve sorunuzu çok iyi anlıyorum. Fakat orada öyle bir mazeret benim şeyimde duruyor gibi. Ama i̇nşallah öyle bir şey. İnşallah öyle olsun. Teşekkür ederim. Buyurun size abi. Deizm perspektifinde bu akşam anlatımlarınızda taklidi imandansa, eğer deist ya da ateizm beni tahkiki imana götürecekse bunu tercih ederim. Ben onu anladım. Doğru anlamışım. Eve bunu götürebilir miyim? Evet. Mesela Allah'a inanmak. Götürebilirsin evet. Kimseye göstermeden. Şimdi şunu anlıyoruz. İman etmek kimin harcıdır? Yani imanda neyi anlıyoruz meselesi? İman sadece özgür olan, akil olanlara taalluk eden bir şeydir. Evet, yani denmiştir işte kalbe bırakılan bir nurdur. Hani, insanın öznelliği ve büyük ölçüde elinden alınmıştır. O kadar kolay hani senin yaptığın bir şey değil, Allah veriyor filan denilerek insanın rolü ve pozisyonu iyice bir inceltilmiştir. Bu bahisten hariç bir durumdur. Ama şunu diyebiliriz. Yani Allah'ın yokluğunu düşünmeden Allah'ın varlığını tasavvur etmek mümkün müdür? Olmama ihtimali olan bir Allah'a inanmaktan bahsedemeyiz. Bakın, iman gaybadır. Mesela Allah'ı görmüyoruz. Onun için inanıyoruz. Gördüğümüz şeye inanıyorum demeyiz yani. Bak, burada görüyoruz. Görmediğimiz bir şeye inanıyoruz. Görmediğimiz bir şeye inanmak ancak delillerle ve çıkarımlarla, çıkarsamalarla, artık ne derseniz, atıflarla, perde ve duvarın ötesine geçişlerle mümkün olan bir şeydir. Bu da akıl ve vicdanın kullanımını gerektirir. Yani mesela duman çıkıyorsa ateş vardır diyen insan ateşe iman etti. Ama dumana iman etmedi. Şimdi Allah, bütün kainat tabir caizse Allah'ın dumanı gibi düşünelim veya sofrası veya bize ikramı gibi düşünelim. Yani estetik olarak muhtelif şekillerde okuyabiliriz. Sembolik bir tarla olarak önümüze açmış. Ve ama Allah'ın kendisi ortalıkta görünmüyor. Her şeyin arkasında diyoruz. Yani o kadar yakından sunuyor. O zaman oradan oraya geçmek iman ancak akıl sahipleri için mümkün olan bir imandır. Eğer Tanrı bir somut bir put olsaydı, yani o zaman imandan bahsedemezdik. Yani mesela biri bir nesneyi seviyor, tutuyor, elindedir. O zaman iman olmaz derdi. İnanmama ihtimali yok çünkü elinde tutuyor. Belki felsefecidir, sofestaydır der ki, belki hayal görüyorum, hayalimin içinde var mı filan diye düşünelim. Ama biz diyoruz ki kainat var ve Allah tasarrufuyla kainatta ama kendisi görünmüyor. Allah'a inanmamak, İnanmayabilmek, inanabilmenin şartıdır, imkanıdır. O yüzden Allah'tan uzaklaşabilmek, Allah'a yaklaşabilmenin
şartıdır. O yüzden de ateizm, Allah'a inanmama ihtimali son derece sağlıklı bir ihtimaldir. Orada durmamak lazım ama oradan geçemezsin, ya mezarlıktan yürüyemem, korkuyorum diyen bir insanın hali gibidir. Mezarlıktan geçtim diye ölecek değilsin, ölmen şart değil. Ama mezarlıktan geçip tekrar hayatına, çarşıya geri dönebilirsin. Bu şekilde düşünürsek eğer, bir kısım insanın yoldan çıkması hadi veya sorgulaması, bundan rahatsız olmamak lazım. Bize ipucu ilim olabilir. İlimde mesela muhalif fikirler tartışılır. En olmaz alternatifler ele alınır. Eleştiri dediğimiz şeyler budur. Kurcalarsınız. Ya peki bu böyleyse? Aksini düşünürsünüz. Ta ki o argüman ve tez sağlamlaşsın, otursun, tam kıvamını bulsun, sahihleşsin diye. İmanın tahkikileşmesi açısından özgürlük şarttır. Özgürlüğün bir parçası da Allah'ın yok olmama ihtimalinin insanın aklından geçmesidir. Hatta insanın zannından geçmesidir. Bundan paniğe kapılmamak lazım. Paniğe kapılıyorsa bizim Allah'a olan inancımızda bir eksiklik vardır. Onun için cebren inandırılır halde tutmak istiyoruz demektir. Abi ufak sorun var. Arkada bir şey daha kalan. Evet, şimdi beyefendi epeydir. İsterseniz ayağa kalkıp kalkmayın. Evet. Ben isterseniz burada sorun, soruyu da. Soruyu da mı? Yani bu bulunduğunuz zemin Kur'an'la ne kadar bağlantılı? Ne kadar kitaptan konuşuyorsun? Çünkü kitaba çok atıf yapmışsın, doğru. Benim din tarafında da kavara konuşuyorsunuz genelde. Evet. Benim çünkü dinden anlayışım hakikat, ben dini hakikat olarak gördüğüm için. Yani ben Allah'a inanmak için Kur'an'ın bana Allah'a inan demesini beklememeliyim. Eğer bekliyorsam o zaman Allah'ın varlığı şüpheli bir meseledir. Çünkü Kur'an dışında eğer varlığını hissettiremiyorsa ortada bir sorun var demektir. Kur'an'ın da söylediği şey nedir? Yani düşünün işte, bakın etrafa. Allah vardır, birdir. Bu tür şeyler söylüyor Kur'an. Ne söylüyor? Evet, yani demek ki... Evet. Evet, o zaman size şöyle söyleyeyim. Kur'an'la bir sorunum yok. Ben Müslümanım. Ben kendime deist diyen biri değilim. Deist değilim yani. Ben Müslümanım. Benim ama İslam'dan anladığım şey budur. İslam tevhid dinidir, hakikattir ve Hazreti Muhammed bu hakikatin uzantısı, temsilcisi, ifade edicisidir. Sadece Kur'an değil, Kur'an dışında Allah'a bizi tarif eden şeyler vardır, deliller vardır. Bunların başında da kainat gelir, insanın vicdanı ve aklı gelir. Bunları devreye sokmayan bir İslam anlayışının sakat olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuşmanın sonrası bir kimlik tanımlaması yapmayı itiyorsa... Evet, yapmamalıyım değil mi? Evet, yani teşekkür ederim. İyi akşamlar, çok sağ olun. Savunmaya geçtim hatta yapma. Hayır, ben sosyal ama kutsal istiyorum. Kitapla gelince ne yapayım? Bedri sen şey yapma. Saat 10'da program bitecek. 10 gibi düşündük. Bak nasıl sorunlar, eğer başka sorunlar. Bir hareketlenme var sanki. Önce bir çıkmak isteyenler çıksın. Kalanlarla devam ederiz. Ederiz. Hangi maçtı? Hayır. Yarım final maçı var. Biraz daha açık sorabilir miyim sana? Bedri bu konuda. Yakup yani maç var. Senin demin sana var. Arkadaş sorsun tamamlasın diye. Bedri. İnsanlar çıksınlar. Tamam. Yani hareket, sakinleşelim. Çıkanlar çıksın, alanlar devam edelim. Zaten uzadı yani. Buyur abi, sen söyle. Sen beyefendi kısa bir şey diyeceksin ona size. Buyurun abi. Abi, Türkiye'de milliyetçiliğin yükselmesi, özellikle Türk milliyetçiliğinin yükselmesiyle Allah'ın kutlaştırılması arasında bir ilişki var mı? Evet, o konunun benim zihnime gelmesinin arka planında bu var. Tabii ki.
Çöp arabası. Arkadaşlar şey yapmayalım. Çok fazla. Başından beri daha çok böyle dürüst, özgür bir insanın Allah'a yönelmesinin, yani kendi başına yönelmesinin bir değeri olduğunu vurguladı aslında. Bunu yaparken de işte kurumsallaşmış İslam'ın birçok yönünü aşındırmakla da hani suçlanıyorsunuz da itham ediyorsunuz. Ama hani bir durduğunuz bir yerde oldu aslında şöyle. Bu da işte İslam'da... Lütfen dinleyelim çünkü... Arkadaşlar! İslam'da tevhid, haşir, işte nübüvvet, adalet gibi temel unsurlar var dedim. Haşir deyince de akla ilk korku geliyor. Yani Kur'an'da da zaten korkutucu çok fazla ayet var. Korkutmayla özgürlük çelişmiyor mu? Yani burada Tanrı'nın kendisi korkutarak bireydeki özgürlüğü kendisi yok etmiş olmuyor mu? Böyle bakınca hani dinin özünde bir korku var. Bu korkuyla, özgürlükle samimi inanışı, üçlüyü nasıl çözeceğiz? Evet, güzel bir soru. Müminlerin çoğu esnaftır. Onun için biraz korkutulmaları gerekir. O korku biraz oradan geliyor. Ama insana yakışan şey daha önce de söylediğim gibi muhatap olmaktır. Mesela cennet ve cehennem olmasaydı biz Allah'a inanmayacak mıydık? Cehennem ve cehennem tehdidi ve cennet rüşveti olmasaydı biz, bizi yaratan, bizi bu varlık denilen güzel ortama koyan varlığa karşı bir teşekkür hissi duymayacak mıydık mesela? İnsan olan bilir ki duyardık. Biz en küçük bir güzellik yapan bir insana teşekkür ediyoruz. Yani bu çok vicdani bir şeydir. Allah'la ilişkimiz için de geçerli bir şeydir. O zaman şunu anlıyoruz, şunu diyebiliriz. Burada kitap biraz aşınabilir, dikkatli konuşmak lazım. Yani bazı tahşidat abartılıdır çünkü insanların korkması ve şey yapılması gerekir. Sorun biraz da insanların bunu çok fazla şey olarak ciddiye almasıdır. Çünkü insanlar ekserisi ciddiye almadığı için seni mahvederim, hayatını bitiririm diyerek adam işte buraya park etme, yani park ettirmemek için bu kadar büyük tehdit savuruyor. Ancak adama o işi yaptırabiliyor. Şimdi biri gelse dese ki ben bu emri tam istediği gibi yapacağım, sen hayatını mahvedeceğim derse, yani dini çok fazla ciddiye alırsa kriz çıkar. Din abartıldığı zaman son derece tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Özellikle de yani toplumun ekserisine, avama yönelik olan taşirat, rüşvetler ve şeyler, ipek gömlek giyeceksin cennette dedim. Bununla mı teselli bulacağız yani? Ama bu nedir? Avamın fehmidir vesaire diyerek tevil edilir. Ben biraz direkt söylüyorum. Bunun çok daha usturuklu, usulüne uygun anlatımı mümkündür. Ama meselemiz hakikat olduğu için size işte şöyledir böyledir demeyeceğim. Biraz da kabiliyetimi oluşturuyoruz. Ben ilahiyatçı değilim. Ama ben dini ilahiyatçılara bırakacak biri de değilim. Ben kendi inancımı, kendi vicdani hissiyatı ve anlayışımı paylaşıyorum sizinle. Dolayısıyla dinin abartılması hakikate büyük bir zarar veriyor. Buna o şekilde cevap vereyim. Yani kölelik yerine muhataplığı nasıl esas alıyorsak, hatta muhataplıktan bir üst seviye olarak dostluğu, Allah'a yakınlığı, muhataplığın daha bir içinde kerem ve münasebet olan muhataplık ilişkisini dostluğa evrilmiş halinin insana daha yaraşır bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ama ekser insanlar zaruretin içindedir, meşguldür. Allah arada bir aklına gelir, işte uçağa bindiğinde düşmemeye zamanı geldiği zaman işte sallantı da gelir. O zaman da o insan için belki o tür tehditler anlamlıdır. Onun için bir kısım Müslüman düşünürler, filozoflar
bazı yorumlarda bulunmuşlardır. Onların detayına girmek istemem ama yani bazı tahşidatın avam için olduğu, zaten Allah'ı düşünen insanların hani kaldırımdan veya etrafı düzenlenmiş yoldan gitmek zorunda olmadığını söylemişlerdir. Umarım bir parça cevap olmuştur. Yani bireysel bir cevabınız var ve herkesin de bu bireysel cevabı hakkı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. İyi, beni iyi kurtardınız. Nakil değil yani, doğru. Evet. Yani aslında hani kitaptan ne anlaşıldığı, nasıl anlaşıldığı meselesinde bir daha bir genişlik mümkün demiş de oluyorum bir parça. Evet. Başka bir sorusu olan var mı? Benim bir sorum. Buyurun. Hocam, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu iddia ediyoruz. Şimdi bu olağanüstü bir durum. Olağanüstü bir iddia olduğu için olağanüstü bir kanıtınız olması gerekiyor. Sizin bu duruma kanıtınız nedir? Ve 19 mucizesi, işte 19 sistemli Kur'an'daki bu iddiayı kanıt olabilir mi? Yani eğer bunun kanıt olamayacağını düşünüyorsanız neden? Nerede bir hata var ki onun bu sistemi Kur'an'ın Allah'ın kelamı olarak kanıt olamıyor? Anlatır mısınız? Bunları Edip Yüksel'e sormanızı. Ben yani 19 Edip kusura bakmasın ama 19 mucizesi bir hastalıktır. yani 18'i de arasan dünyada bulursun. Müridin şeyhinde keramet bulmasına benzer. Sübjektif şeylerdir. Denebilir tabii, objektiftir, geometriktir. Ve hani o konuda çok ne desem yani olumsuz şeyler oluyor. Onun için fazla bir şey demiyorum. Ben hani 19 fikrine kesinlikle inanmıyorum. Çok da biliyor da değilim. İhtiyaç olduğunu düşünmüyorum aynı zamanda. Yani diğer kısım çok tehlikeli şeyler, onlara girdi. Sizin kanıtınız nedir acaba? Edip şimdi ben. Bu alana şimdi ya. Bu buralara girmemek lazım. Yok, dostum şey yapmaz. Ben ona da söyledim. Şimdi hani hakikat noktasında Kur'an hakikati söyler. Nereden biliyoruz bunu? İyiliği emrettiği için. İyi ve güzel olan şeyler Allah'tan. Biz Allah'a iyilik ve güzelliğin nihai, safi kaynağı, menbaı ve insan olmamız itibariyle teşvik edicisi, telkin edicisi, emredicisi, tavsiye edicisi olarak biliyoruz Allah'ı. Ama Kur'an kültürel olarak Hazreti Muhammed'den çıkıyor, değil mi? Onun hafızalasını ve Arapça dilinden neşrediyor. Belli bir zaman, mekanın rengi ve şeylerine girmiş şekilde bize ulaşıyor. Velev sayalım ki lafzı ve şeyiyle, kültürü, diliyle de şey olsun, tamamen kutsi olsa bile, bizim fehmimiz bizim zamansal ve mekansal kısıtlarımız içinde bize ulaşıyor. Dolayısıyla Kur'an'a muhatap olmanın doğru biçimi nedir diye ben sorunuzu biraz daha elverişli bir hale sokarak ve daha az tehlikeli bir forma sokarak cevaplandıracağım. Biz Kur'an'a muhatap olduğumuzda Kur'an'ı temel prensipler açısından okumamız gerektiği kanaatindeyim ben şahsen. Tek tek Zülkarneyn kimdir, işte şudur, budur, boynuzlu adam, duvar ören adam, bu tür şeylere dalarsak eğer ve dalmamız gerekebiliyor belli varsayımlar içinde hareket ettiğimiz zaman. Ama benim teklifim veya tavsiyem ilkesel bakmak ve genel anlam içinde bu dört temel esas üzerine bina ederek Kur'an'ı anlamanın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Umarım bu yeterli bir cevaptır. Ben çok küçük bir soru sorabilirim. Yani şey anlamadığınızda. Buyurun. Direkt olur. Buyurun, buyurun. Kimse olsa ben. Şimdi şey, bütün konuşma parçalı bir hakikat anlayışı bende doğurdu. Ama aynı zamanda bir hakikat arayışçısı gençlerin, sizin, bizim olduğu bir vardı. Çıktı bu acaba hani bilim kullanım biçiminden kaynaklı mı? Yoksa aynı tam olarak bu hakikati evet parçalı bir şekilde kabul ediyoruz ve o şekilde mi bakıyoruz? Orada bir hani zıtlık yok mu yoksa var mı? O evet. Karıştı bende. Yani hakikatin olması hakikat adına istibdada yol açıyorsa hakikatin parçalı hale gelmesi evladır, daha iyidir. İki, bizim hakikat anlayışımız zaten parçalıydı. Bir baksanız tasavvuf var, kelam var, bir çizgiler var yani. Ama şöyle değil mi? Ama mesela şey değil mi?
böyle ama her biri kendi hakikatini tek olarak kurmuyor. Evet. Yani mesela şey de olabilir, olgusu olarak öyle olabilir ama evet. Bireysel olarak tabii. Doğru. Doğru. Yani hakikatinin tek ve gerçek olduğuna inanmak hakikaten alınan lezzeti de arttırıyor. Fakat ben onun insani olduğunu düşünmüyorum. Yani insanın hakikatle ilişkisinde her zaman bir kırıklık olmalıdır. Her zaman bir ya yanılıyor olabilirim ihtimalinin durması lazım. İnsanın tevazusu açısından lazımdır. Hakikate tam malik olduğunu düşünenler müthiş despot olmuşlardır. Mutezile de öyle yapmıştır. IŞİD de yapmıştır. Hani ile belli bir şey olmak zorunda değil. Onun için özellikle yani İslam açısından konuşursak yani benim hakikaten anladığım budur. En güzeli budur. En doğru anlayış budur diyebiliriz ama tek doğru anlayış budur dememeliyiz. Demenin maliyeti çok yüksek. Getirisi evet lezzetli ve müthiş bir şey. Ama o lezzeti hayvanlara bırakalım. Biz insan olalım. Bizde bir parça şüphe ve kırılganlık dursun. O şekilde biraz haddimizi biliriz. Yoksa Allah'la tam yapışmışım diyen adam kendini Allah olarak görüyor ve insanlara emrediyor. İşte İslam'ın emri budur kardeşim yapacaksın diyor. Halbuki kendimizi yani daha mütevazi bir konumda görürsek eğer çok daha insana yaraşır bir pozisyon edinmiş oluruz. Söz almak isteyen var mı? Kız kardeşim, ablam, annem, işte, arkadaşım. Ben bir şey söyleyeyim. Evet. İlk kez söylüyorum. Hocam, anlatılanlardan ben biraz bugün mevcut olan ve gelmekte olana dair bir şey söyleyeyim. Bugün bu tartışmamızın gündemiyle işte izin, deizm ve başka biraz formların... Biraz yüksek olabilir abi, vermeyeyim. Başka formların tartışması. Hem buradaki büyük bir aktör, İçinde olduğumuz bugünün aplikasyonları değil mi? Yani mesela teknolojinin içerisindeyiz. İşte WhatsApp'ın, Instagram'ın, Facebook'un. Yani buradaki bilginin de, o dedikodunun da zihnimizde doğduğu işte bu tartışmalar. Bireyin bilgiyle artık merkezden değil de bizzat kendisinin teması. Bunlar da hani bizde oluşturduğu bir arayış değil mi? Yani bu hakikat formu, ya bu tartışmalar. Aslında mahremiyetimizin bambaşka bir yöne gitmesi, düşünme pratiğimizin de insanlık tarihinde bugüne bambaşka bir yerde olması, başka düşünüşlerimiz, başka pratiklerimiz, yani bugün çünkü sanki büyük aktör, çok hani büyük bir teknoloji kısmı. Büyük aktör kısmını anlamadım. Yani teknolojinin, tekniğin içinde kendisini bir aktör olarak düşünüyoruz. Evet, bir aktör olarak görüyorum yani. Bizim dönüşümüzü anladım. Teknoloji aktör değil. Teknoloji. Yani, şey olarak yani. Yani özne değildir ama bir enstrüman olarak insanın özneleşmesine kalmasın. Evet. Evet. Tamamen hemfikirim. Ben bu konuda biraz şeyde Ruşen'le olan söyleşide vurgulamıştım. Yani bilgiye erişim imkanları çok değiştiği için yani şimdi eskiden mesela insanlar bilmiyor, kitapta ne var bilmiyor. Gidiyor bir alime soruyor, onun da bir koleksiyonu var, çekiyor bir kitap, işte şurada şu var, anlatıyor. Şimdi bütün hadis filan yanına koydun, işte anahtar kelimeyi aradın, baktın üç kağıtlar ortaya çıktı. Yani çelişkiler, işte birbirine zıttı şeyler, bu niye var filan diye demeye başlıyorsun. Onu bırak, din girdin, bütün dinler geliyor yan yana, onları karşılaştırabilirsin. Evet. Yani sırf bilgi açısından bile, yani bilgiye erişim, din konusundaki anlayışımızı dönüştürüyor. Bu da ne demektir? Biz yeni bir çağa giriyoruz, özgürleşiyoruz. Şimdi cehalet insanın özgürlüğünü elinden alır, uzmanlara ve o bilgiye sahip olanlara muhtaç hale getirir. Öyle değil mi? Mesela yolu bilmiyorsan başkasına sorman lazım. Bilen birine sorarsın tabii ki. Bilmeyen ne şey muhtaç olmaz. Ama eğer elinde sana uzmanlık yapan insanların elindeki bilgi olursa sen de uzman oldun işte. Yani herkesin müştehit olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Özgürlük varsayımını eğer canlı tutarsak orada hani denebilir ki yüzeyseldir, yalandandır filan ama sonuçları itibariyle son derece ciddidir. Değil mi? Adam ateist veya deist şubu olduğu zaman diyorsun ki yoldan çıktı. O zaman o insanın şeyine, fehmine de itibar etmen lazım. Saygı duyman lazım. Doğru örneklerle, bilgilerle beslemen, yani kendi açından eğer bir hakikate inanıyorsan gerekir diyebiliriz. Yani şey, bir şey, namaz kılanlar varsa eğer
yani kılmak için kılmak isteyenler varsa ya. O düşünce değilse. Ve cem var. Etmeyenler bile diyor. Mescidimiz cem var. Ayrıca vakit geçmeden evet. Söyleyeyim yani. 12 değil mi zaten? Evet yatsın. Ben bilmiyorum hani söyleyeyim dedim. Ha. Yer mahallesini hatırlatma. Mahallesini. Başka sorusu söyleyeyim, olan var mı? Hocam ne dersiniz? Ben severim sohbeti, severim. Son dedik, ona annem kızacak ama. Dilerseniz erken bırakabiliriz hocam. Sen yok yani ben, ona kadar gidebiliriz. Benim açımdan yani, bir engel yok. Ben şu anda farklı bir soru daha sorayım. Yani bitirebiliriz çok. Bunu söyleyin. O şey, oraya şey. Dikkat edin de kafanız çarpmasın. Ben uyardım vaktiyle ama. Çarpmadı ki. Yine yani deminki gibi bir soru değil ama psikolojik açıdan baktığınız zaman insan içinde yetiştiği toplumun, ailesinin, kültür boyutuyla falan filan tamamen yoğur olan, işte belki düşüncelerin %95'i, %98'ini hazır bulan bir varlık. Böyle baktığımızda yani ben yine bu özgürlük şeyine kafamı taktım herhalde biraz da. Hani insan özgür olamaz diyeceksin. Yani herhalde evet. Yine oraya geliyorum. Yani evet. Bu kadar deterministik bir ortamda, hatta simülasyon teorileri falan tartışıldığı bir evrende. Evet. Ben gerçekten özgür bir şekilde Allah'ı bulabiliyor muyum? Veya bulduğum, gittiğim o özgürlük patikası da başka deterministik şeylerin bir sonucu mu? Yani bu şüphelerden nasıl kurtulacağız? Ya, güzel. Bunlar sosyoloji, bunları tartışıyor işte. Yapı ve aktör tartışması. Structure agency, ondan sonra kelam uleması, kader ile cüz-i irade tartışması. İşte teknolojik boyutu da evet. Evet. Şu an şimdi insan... yani yapısalcı ekol var. Yani mesela diyor ki insan zannediyor ki kendi tercih ediyor abi ki belirlenmiştir, determine olmuştur filan. Bunun sonu yok. Yani kendi görüşüme şey yapabilir. Ama eğer dini ciddiye alacaksa mesela hani aslında yani birkaç şekilde bunu tartışmak mümkün. Bir açıdan aslında bunu bilenler onun için bireye bir şey bırakmamaya çalışırlar. Yani yapısal olarak bu işi çözmek isteyenler, devletler, cemaatler derler ki şeyleri takalım yani zaten sınırlayalım. Zaten o kendi gidiyor sanır ama alt gözlükleri içine gidiyor der. Onun için toplum salıverilmeye gelmez filan. Ama dini ciddiye alıyorsak eğer hani Allah vardır hakikati bu tür iddiaları ciddiye alıyorsak o zaman bireyin özgürlüğünü de mümkün bir durum olarak görmek zorundayız. Ama bu çok hani daha yapısal bir şeydir. Yani insan özgür olabilir mi? Ne kadar özgür olabilir sorusudur. Fakat şunu söyleyebilirim. Hangi kültüre ve ortama doğup bulanırsanız bulanın. Yani o toplumun, kültürün sosyalleşme adıyla geçer sosyolojide. Onun rengine, kültürüne format çekiliyor. Damak tatlarımız hepsi onunla şekilleniyor. Adam Türkiye'den güzel yeri yok. En güzel yemekler bizde. İşte annemin pişirdiği filan şey en güzeldir diye düşünüyor. Bu işte o formatlanmayla ilgilidir. Halbuki biraz gezip dolaşsa insanlar başka güzel yerler de var. Başka güzel yemekler de var. Ama çocukluktan büyüdükçe babası kahraman insan iken bir süre sonra bakıyor babası sıradan bir insan. Şimdi insan öyle bir varlıktır ki tefekkürüyle ve öğrenme süreciyle kendi şartlarını bir ölçüde aşabilen bir varlıktır. İman konusunda bu çok da zor olmaması gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Ama böyle kaderci olan ekoller var. Mesela sosyolojide Bourdieu gibi adamlar habitus kavramıyla insanı hani çok da özgür olmadığını söylemişlerdir. Ama öbür taraftan insanın eylem yaptığını da bir sürü düşünür söyler. Yani mesela söylenmemiş sözler söylüyoruz. Bütün sözlerimiz daha önceki sözlerle bağlantılıdır ama yeni şeyler söyleyebiliyoruz. Şiir mümkündür. Şiir mümkündür. Eylem de mümkündür. Tarih yoksa değişmezdi, takılıp dönerdi. Hani tarih tekerrür ediyor düşüncesi şeydir. Değişimi görmeyen insanların kendilerine kaptırdığı bir şeydir. Aslında insanın önündeki ufuk sürekli yeniliğin yaratılabildiği bir yerdir. O kadarlık bir şey söyleyebilirim. Evet. Yani burada söyleşiyi bitirelim çünkü daha bir de hocayla işte, kitaplar var. Bunların hani bunlar da şey olabilir. Kitap almak isteyenler de olabilir. Söyleşiyi burada kapatalım. Yani artık olduğu kadar yani daha fazla yormayalım diye hocam nasıl? Ben elinizde yani nasıl uygun görürseniz. Tamam hocam o zaman öyle yapacağız. Teşekkürler hocam Allah razı olsun. Herkese teşekkürler. Yani inşallah İyi ağırlamışsınızdır. Çünkü mekanımız vardı kusura bakmayın. Tam bu kadar yapabildik. 15 kişi.